İyi akşamlar. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Yine bir haftalık aradan sonra sevgili Sinan abiyle karşınızdayız. Bugün kendisi Beşiktaş için sabah erken saatlerde kalktı ve Beşiktaş Divan Kurulu'ndaydı. Bir kere şunu söyleyeceğim. Şunu inanılmaz özlemişler Beşiktaş taraftarlar. Evet. Fotoğraf çeken çekene bana sürekli fotoğraf geliyor. Herkes yaşlanmış ya. Yapma ya. Vallahi herkes genç böyle gördüğümüz. Herkes... Çocuklar şu havalandırmayı kapatır mısınız? Herkes yaşlanmış baktım. E tabii yani bizim gençliğimizde onlar bizden daha yaşlılardı biz top oynarken. Şimdi bakıyorsun bir tanesi var, bir abimiz var. Ekrem Kinyas, Topağacı muhtarı. Böyle baktı bana oy atarken. Ne haber Ekrem abi dedim. Tanıyamadı beni. Şaka yapıyorsun ya. Şey olmuş. Herhalde demans mı deniliyor? Demans. Demans herhalde. Tanıyamadı. Sen kimdin dedi. Hayır. Şimdi bak çok diyalogumuz oldu Ekrem abiyle. Ekrem Kinyas'la. İsmail Ünal falan zamanında çok oturduk. Topağacı muhtarıdır yıllarca bizim gençliğimizde. Hasta Beşiktaşlı. Yani çok eski sevgili dostlarımızı, abilerimizi, büyüklerimizi gördük. Hasret giderdik orada. Güzeldi yani. Güzeldi. Tevfik Yaman Türk herhalde değil mi? Demin okudum. Tevfik Yaman Türk, Divan Kurulu Başkanı oldu. Evet. Hayırlı olsun hayırlı Beşiktaş olsun. Camiasına. Hayırlı uğurlu olsun. Sinan abi, Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Bugün, bugün Ahmet Çakar'la yaptığımız, bizim Beyaz Futbol YouTube kanalımızda yaptığımız... Evet. Programlarda. Hani tamam doğaçlama diyoruz da, bu kadar doğaçlama biraz fazla olsun, olmadı mı? Görünmüş oldun. Hayır, şey zannettim, böyle... Akrabaların gördü seni. Bir şey oldu zannettim. Mehmet Ali olsun tanışmış Mehmet Ali, olduğumuz. Mehmet Ali bizim sevgili kardeşimiz. Evet. Ben severim böyle şeyleri. Ailen. Bravo, teşekkürler. Ailen seni görmüş oldu. Nerede çalıştığını. Sağ ol çalıştığını. Mehmet Ali'cim. Teşekkür ederim. Bildiler koçum. Olsun olsun. Adam bak çalışıyor olsun, sonuçta. Kadroları getirdi buraya ne güzel. Eyvallah Mehmet Ali. Mehmet Ali teşekkür ederim. Sağ ol. Türkiye Mehmet Ali gerçeğini bugün Beyaz TV'de öğrendi. Sağ ol Mehmet Ali'cim. Bir şey daha rica edeceğim. Oğuz sana söyle şu havalandırmayı kapatsın. Tamam koçum benim. Şimdi Sinan abiciğim. Dinliyorum. Her zaman objektif, tarafsız, ilkeli. Bir kere önce şöyle bir başlayabilir miyim? Sonra da vereceğim ama. Ya şu bugünkü Divan Kurulu'ndan o görüntüyü bir vermek istiyorum. Evet. Şimdi herkes açtı. Neden biliyor musunuz? Biraz sonra konuşacak olan Sinan abi. Orada neler yaşadı, neler oldu? Bugünkü maçla ilgili neler konuşuldu, neler söylendi? 3 haftadır Sinan Engin diyor ki. Kardeşim diyor Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kulüplerine sesleniyorum. Yöneticilerine sesleniyorum. Golü herkes atar. Bir sürü golcü var elinizde. Savunma göbeğinizde adam. Defansta adam, stopere adam lazım diyor. Bir gösterelim önce. Bugün Beşiktaş Divan Kurulu'nda Sinan abi gitti. Neler yaşadı, ne oldu? Bir gelsin sonra bir daha göstereceğim çünkü. Hazırsa. Geldi. Beşiktaş Birazdan yine tekrar ekrana gelecek. Bir ara ben Zekeriya Sinan abi orada Zekeriya sevmiyorsun abi. Böyle şeyleri ama
Zekeriya abi. Evet geldi Zekeriya abi orada. Zekeriya Metin eski abi, Metin Keşeli. MHK başkanımız. Bak Turgut Vidinli. Turgut arka abi tarafta. Orada. Bizim Ahmet Ateş biliyorsun, stat müdürü Ahmet Ateş. O da ama yaşlanmış diyor. Ondan sonra. Yok ya Ahmet Ateş. Gökhan bizim çok zayıflamış Gökhan. Biliyorsun çok kiloydu, çok çok. Gökhan hocama helal olsun. Çok zayıfladı Gökhan da. Orada da herkesi gördük. Feyyaz'ı, Şifo oradaydı. Yalnız Ahmet abi de Benjamin Button gibi. Gittikçe Ahmet, gençleşiyor. Değil mi Ahmet'im benim? Ahmet'im bir tane. Evet. Heh, açalım, açalım. Ya, Allah'ım yarabbim ya. Divan başkanlığı seçimleri. Evet. Hayırlı olsun. Görevimizi yapıyorsunuz. Evet, kulübümüz hayırlı olsun. Hepsi değerli adaylar. Büyüklerimiz bizim. Hepsi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Beşiktaş'ımıza değerli fikirlerini sunacaklardır. Onları devamlı denetleyeceklerdir. Onları doğru yönlendirecektir. Hangi başkanımız seçilirse hayırlı olsun. Oyunuz kime diye sormuyorum. Ama şunu soracağım. Oyum sana. Çıkarım belki sandıktan. Ama şunu soracağım. Bir Beşiktaş efsanesisiniz ve onu en iyi şekilde burada görüyoruz. Nasıl anlaşılıyor? Nasıl anlaşılacak bu? Geçersiz sayılmasın. Onunla kart sayılacak eşit olduğunda çok büyük ilgi gördünüz. Evet. Onun için bir şey söylemek bizim ister misiniz? Bizim camiamız. Bizim cami. Hep eski dostlarımızı gördük. Çekilelim. Görüşürüz akşam Sezgin teşekkür abi. Teşekkür ediyorum. Vay Emin abi gelmiş. Sinan abi. Efsanedir. Efsanedir Sinan abi. İlerleyen dakikalarda Sayın Başkan'ın var mı Tevfik abi konuşmasını da vereceğiz. Hayırlı olsun. Bir ara ben kalktım sabah dedim. Sinan abi acaba ya, başkan mı oldu tekrar? Ya, ne yapıyorsun Sinan abi dedim. Dur beyaz futbolu var bu akşam. Beşiktaş'ın başkanı var ya. Tebrik ediyorum Sinan abi, bir alalım tekrar. Şimdi... Canlısına geçelim Sinan abi. Şimdi işin esprisi bir tarafa, sondan başlayacağım. Hiç tali yollara evet. girmeden. Josef de Souza. Ve Ersin, kaleci Ersin. Kaleci Ersin'e Beşiktaş taraftarı çok ağır bir şekilde git dedi. Yani söylenebilecek en ağır şekilde. Nokta nokta git. İki, Josef de Souza'ya da çok büyük tepki var. Bırak ağlamayı topunu oyna der gibi. Yani sahada yoktu bugün. Neler diyeceksin, niye kaybetti bugün? Şimdi... Ya kaybetti derken iki puanı niye kaybetti? Puan durumu varsa kitabın puan hemen durumu ortasından konuşalım. Lütfen. Beşiktaş sezonun en kötü topunu oynadı. Bravo. Hani ben 3 hafta önce, 4 hafta önce dedim ya... Bu Beşiktaş'ın yenilmesi bile sürpriz olur dedim. Evet. İşte sürprizler devam ediyor. Demek ki Beşiktaş futbol takımı İnönü Stadı'nda farklı oynuyor. Deplasman'da farklı oynuyor. Demek ki Beşiktaş taraftarı, bütün gazı taraftar, Beşiktaş futbolcular demek ki bütün gazı taraftarından alıyor. Bütün gazı demek ki Beşiktaş taraftarı veriyor. Oy oynatıyor, oy yönlendiriyor. Valerian İsmail falan değil. Şimdi Beşiktaş'ta çok enteresan işler oluyor. Beşiktaş takımına bakıyorsun. Yani bir pas oyunu oynanmıyor. Bir top yapmıyor, hiç pas yapmıyor. Beşiktaş kanatlara top atıyorsun. Mülaka sağ tarafta, Enkutu sol tarafta. Hemen direkt kaleye gidiyorlar Ertem. Yani direkt hemen hop bir, hani bir pas oyunu yapayım, evet. bir top oynayayım, bir top çevireyim rakibe. Ve hemen top evet. rakibe geçince de savunma yapabildiği kadar yapıyor. Yapamadığı zaman da işte evet iyi de savunma yapıyor aslında bakma. Ama şimdi Ersin. Bu arada Ersin Destenoğlu özel röportajı var, yazalım alta son dakika. İkinci golü, Beyaz Futbol'a konuştu ikinci diye. Golü iki tane Ersin bile kurtaramaz. İstanbulsporlu futbolcu kardeşimizi Ali miydi? Ali. Ali'yi tebrik ediyorum. Harika bir frikik attı. Değil Ersin Neuer'de gelse, bizim Uğurcan Çakır da olsa, Kurtuğa da gelse, da olsa, o da gelse, bu Kralı da gelse o topu kurtaramaz. Müthiş, hem ters ayak yakalandı, müthiş. Ama bir gerçek var. Beşiktaş'a kaleci lazım dedik zaten sezon başı. Beşiktaş'a bir kaleci lazım. Altay için de söyledin aynısını. Beşiktaş'a defans da lazım. Hep söyledik. Yani Fenerbahçe için. Tayyip, fena oyuncu değil, o da oyundan çıktı. Mesela Enkudu niye çıktı? Ben Tayyip'i çok beğeniyorum ya. Tayyip iyi futbolcu. Tayyip çok tamam. iyi futbolcu. Ya. Futbolcu. Yani Adana Demirspor. Peki. Enkudu niye çıktı? Ben anlamadım. O da şaşkındı o zaten. O çocuğa ne oldu? Mureka. Rozier'e ne oldu? Rozier'e ne oldu? O niye çıktı mesela? Başı mı dönmüş, bir şey olmuş galiba falan ne ya? Abi haftada bir gün maç oynuyor Beşiktaş takımı.
Şaka gibi ya. Rakipleri Trabzon, Fenerbahçe, Başakşehir. Başakşehir. Galatasaray. Hepsi oynuyor. Hayır, Galatasaray yok. Galatasaray oynamıyor. Galatasaray hepsi oynuyor. Onun için ben rakip derken. Burada Beşiktaş futbolcularına bakıyorsun. Bir tuhaflar oyun içinde. Bir şey var değil mi Sinan abi? Yani hareketler tuhaf. Golde tuhaf. Bir sinirlilik var Beşiktaş'ta oyuncularda ya. Bir şey söyleyeceğim Sinan abi. Beşiktaş'ta oyuncularda bir sinirlilik var Ertem. Bir agresiflik var daha doğrusu. Agresif bir takım olmuş. Şimdi Vegas gol atıyor. O çocuk ne sol beki Musaku. Evet. Ona bir şey anlatıyor. Evet. Ama moralini bozma işte. Ya gol olmuş kardeşim. Sevinin yani. Beşiktaş futbol takımı sevinmeyi bile güzel yapamıyor. Bak ne diyorum? Sevinmeyi bile beceremiyor. Beceremiyor. Güzel yapamıyor. Beceremiyor. Evet. Değil ben. O değil. Ben bu lafı kullanıyorum. Güzel sevinemiyorlar bile. Coşkusunu kaybetti. Oysa ki bahsettiğin Masuaku en çok ikili mücadele kazanan, evet, en çok top kazanan yani, dediğin gibi Sinan abi ikinci golünde öncüsü. Opta'ya göre. Kaybedilen bir şey yok. Geçmiş olan hiçbir şey de yok. Daha ligin daha başı. Bunlar, bu önlemler alınır. Bandrumumuzu hazırlayalım. Bu önlemler alınır. Bunlar kurtarılır. Bunlar düzelir. Valerian İsmail sorununu çözmek lazım. Bazen bakıyorsun dörtlü oynuyor, bazen üçlüye dönüyor. İşte ceza aldı. Abi daha ligin daha çok başı, hemen ne ceza almak ne demek ya? Büyük takımın teknik direktörü daha ligin daha 5. 6. haftası ne agresifliği, bu ne siniri ya? Zaten Josep basın toplantısı Beşiktaş futbol takımını agresif yaptı biraz. Beşiktaşlı futbolcuları da agresif yaptı. Evet, Beşiktaş taraftarı doğru söylüyor. Josep sen topunu oyna kardeşim. Sen topunu oyna, sen bas toplantısı senin neyine? Bas toplantısına çıkması da yanlış. Söylediği sözler de yanlış zaten. Kullandığı kelimeler de yanlıştı Josef'in. Ama Beşiktaş'ın oyun şekline baktığın zaman bak. Sinan abi özür dilerim, konuşmamış. Yani özel bir röportaj değil. Sadece otobüsten iniyor ve takım otobüsünden ayrı bir araçla gidiyor. Yani hani özel bir röportaj değil. Ben yanlış duymuşum arkadaşlarımdan ve sizlerden özür diliyorum. Yani özel röportaj değil. Beyaz futbolda diye verebiliriz ama hani özel röportaj değil. Ben birazdan soracağım, yani Sinan abiye soracağım. Beşiktaş taraftarlardan bazı sorular geliyor. Bu soruyu sormak zorundayım. Hani isterlerse bağlanabilirler. Yani, hani sor. Birazdan. Sinan abi, hafta içerisinde benim yani yıllardır basın camiasının, medyanın içerisinde bulunan Faik abi, Faik Gürses biliyorsun Sayın Ahmet, evet, Gürçebil'in basın danışmanı, öyle medya mi danışmanı. Öyle bilmiyorum. Faik abi. Bilmiyorum. Bir yazı yazdı Valerian İsmail'le ilgili olarak. Evet. Yani olumsuz, bayağı böyle bir olumsuz yazı yazdı. Evet. Tabii o kendi fikrini, saygı duyuyorum. Ama Beşiktaş taraftarlar dedi ki ya Sayın Başkan'ın medya danışmanı, yani ben senin yanındayım. Anladım. Senin haberin olmadan, sen benim akıl danışmanısın, evet, Sinan abi. Ben veya ben sana sormadan hareket edebilir miyim? Hayır. Sayın Başkan'ın haberi olmadan Valerian İsmail'le ilgili yazı yazamaz. Bu Şenol Güneş döneminin bir habercisi olan yazı diye yorumlandı. Buna katılıyor musun? Hani biraz önce dediniz ya, saha içerisinde Beşiktaşlı futbolcularda bir tuhaflık var, bir gariplik var diye. Bağlantılı olabilir mi? Şimdi Valerian İsmail'i sevmiyorlar mı? Hocayı çizmiş olabilir mi futbolcularda? Ya şimdi bak, bu çok etik bir şey değil. Futbolcunun hocayı çizmesi diye bir şey yok. Ya bir çalışanların patronlarını, aynen, anladın öyle mı? Yani istemiyorlar. Müdürlerini, böyle bir lüksleri yok. Öyle. Böyle bir lüksleri yok. Bunlar haklı değil. Bunu Beşiktaş'ın yönetimi karar verir. Aynen öyle. Şimdi Sayın Çebi'nin böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yani. Çünkü niye başarısız görünsün de Şenol Güneş'i getirsin? Veya Şenol Güneş'i getirme çabası içinde olsun en direkt. Zannetmiyorum. Teknik direktörünün başarılı olmasını ister ki. Ayrıca Şenol Güneş'i çok getirmek istedi. Sırf Trabzonlu davasına getiremedi. Bence getirebilirdi. Hiçbir sıkıntı da yoktu ayrıca. Şenol Güneş Beşiktaş'ı son derece hak etmiştir. Son derece Beşiktaş'ta bence çalışabilir de bir daha da gelebilirdi. Yani
Başkanın buna takılması çok gereksizdi bence. Buna takılmış bence. Yani hı-hı, gerek yok. Şimdi Beşiktaş'ın şu an bir teknik direktörü varken şu gitsin, bu gitsin, bu gelsin demem. Benim gönlümde bir kişi var, onu söylerim ama onu söylemem şimdi. Şu an bir teknik direktör var Beşiktaş'ın, bana yakışmaz. İsterim başarılı olsun, devam etsin. Ama bu da hatalarından ders çıkarsın. Doğruları yapsın. Daha sempatik olsun. Kenarda bu kadar agresif olmasına gerek yok. Çünkü belli. Hakemler belli arkadaş. Bir hareket yaptın. Sana kart gösterdi. Alkışlarsan ikinci de atar seni. Yapmayacaksın. Sakin olacaksın. Teknik direktörlük kenarda doğru yönetmektir takımı. Sakin olmak demektir bu da. Evet. Onun için şimdi burada Valerian İsmail'e iyi bir nasihat etmek lazım. Dikkatini çekmek lazım eğer bir eksiği varsa. Ama buradaki en büyük sıkıntı Valerian İsmail bugün yoktu arkadaş. 8-9-10. Beşiktaş'ta bugün Valerian İsmail diye bir adam yok. Yoktu. Yok. Ama Beşiktaş'ta bugün futbolcular beraber kaldı. Valerian İsmail'in bir günahı yok Ertem. Beşiktaş'ta futbolcular bugün kötü oynadılar. İkinci golü Ersin'in yapacağı hiçbir şey yok. Bu daha kötü değil mi? Valerian İsmail'siz Beşiktaşlı futbolcular bir hiç gibi. Yani bu anlama geliyor. Hiç değil. Hani hiç değiller de yanlış anlaşılmasın. Futbol tabiri İstanbul içerisinde. İstanbul Sporu kutlamak lazım. 8-9-10'u verin arkadaşlar. Çok kısıtlı aynen öyle bütçeyle. Aynen öyle. Kısıtlı bir kadroyla müthiş bir iş becermiş. O bir tane Muharrem diye bir oyuncusu var. İkinci ara gitti. Ben. Aynen öyle. Arkadan Wellington'a foul yaptı mesela. İyi futbolcu, gözüme çarpan. O Ali harika bir frikik attı. Onun için yani bugün bir futbolcusunun hemen hemen fiyatında İstanbul Spor takımı. Evet, bütün ne yaptı? Doğru oynadı. Disiplinli oynadı. Rakibini gözünde büyüttü. Beşiktaş rakibi gözünde o küçük gördü. Beşiktaş bugün nasıl olsa kazanırım havasıyla çıktı Ertem. Biz de maçtan önce biliyor musun dedik. Burak abin, Su abin, hı-hı, ben, hı-hı, Hakan Ertaç, Hakan, kalabalık grup oturuyorduk. Ben fark olur dedim. Beşiktaş fark atar dedim bugün. Burak abin, o da İstanbul Spor kaybeder ya, kazanamaz dedi. Beşiktaş kazanır dedi. Suha Saral ne dedi? Berabere biter. Ben Ahmet Çakar'a 2-2 ya da 3-3 dedim. Vallahi bak, Su abi biliyor ya, Su abi söylüyor zaten. Silmiş miyim? Başakşehir tek akın yaptı, o da gol oldu. Suha'yı da tebrik ettim. Dedim ki Suha'cığım helal olsun, sen bizden daha iyi biliyorsun bu işi. Vallahi billahi. Yani hepimiz bu maçı Beşiktaş'ın yani taraflı tarafsız herkes... Yani Ecmel abi de bugün Beşiktaş'ın fark atacağını biliyordu belki. Beşiktaş kazanır diyordu. Ömer de biliyordur. Beşiktaşlı futbolcular da bu havayla çıktı. Beşiktaşlı futbolcular da bu havayla çıktı. Ama Beşiktaş futbol takımı top oynamıyor. Sadece hücum yapmayı, gol atmayı düşünüyor. Sinan abi bir konuda katılmıyorum yanlış buyur anlamazsanız eğer. Estağfurullah. Beşiktaşlı futbolcular İstanbul Sporlu futbolcuya kadar inanmadı bence. İşte onu söylüyorum. Yedek kulübesinde İstanbul Sporluları gördün mü ya? İşte onu söyledim. Beşiktaşlı futbolcular gol sevincini bile düzgün evet, yapamıyorlar diyorum. Yapamıyorlar ya. Bak Beşiktaş futbol takımı rakibini bugün küçümsedi. Bak biz dedik diyorum ya. Evet. Yani onun için burada Beşiktaş futbol takımını şöyle özetliyorum bak ben sana. Beşiktaş futbol takımı top oynamıyor. Sadece sonuca endeksli oynuyor. Doğru. Kanatlardan hücum, alan kaleye gidiyor. Şuursuz ataklar. Bireysel yeteneklerin ön plana çıktığı bir futbolu var Beşiktaş'ın. Enkudu'yu oynadı, maçı aldı. Hı hı. Gezal'ı oynadı, maçı aldı. Getson'u oynadı, maçı aldı. Demek ki Faik abinin şeyini verseniz tekrar. Verseniz arkadaşlar yani, baştan. Bunları iyi oynadı, maç aldı. Yani Beşiktaş'ta bir takım oyunu, Beşiktaş'ta bir disiplinli oyun. Bir kompakt bir oyun. Hani hep beraber bir Başakşehir gibi. Şimdi Başakşehir takımına Beşiktaş maçında baktın. Başakşehir'in evet, Frontera maçını seyrettim ben. Evet. Müthiş takım oyunu oynatıyor Emre. Emre ders gibi yapıyor takımı. Emre Hoca ders, açtı kendini. İyice ders açtı veriyor ya takımında. Aynen öyle. Emre takım Hoca oyunu çok al pas. Bu pas oyunu nedir biliyor musun Ertemciğim? Futbol takımlarında antrenmanlar vardır. Pas rahatlatır vardır futbolcuları değil mi? Hayır, pas oyunu vardır. Bir takım topu ayağına alır. 30-40 pas yapar, o top rakip alamaz onu.
Vermemek. Oynadı tık, ya. Yarım tık, saat öyle tık, yaptı Başakşehir işte. İşte tabii. Futbolda pas oyunu vardır. Beşiktaş bu pas oyunu hiç yapmıyor. Beşiktaş hep topu rakibe veriyor. Çünkü çok çabuk kaybediyor. Çünkü niye? Çok çabuk hücuma çıkıyor. Ve kayıp kaptırıyor. Her pozisyonda gol olmaz. Her neden pozisyonda... pas oyunu yaparsın peki Sinan abi? Abi bir hazırlıktır. Bir futbol rakibi yormaktır. Böyle... Beşiktaş takımı niye yoruluyor? Başını döndürürsün böyle. Beşiktaş takımı niye yoruluyor 60'ta? Düşüyor. Devamlı hata çıktığı için, hücum yaptığı için. Doğru. Ama öteki türlü top gezdirmiyor, pas gezdirmiyor. Pas yapmıyor. Rakibi yormuyor. Beşiktaş devamlı hücum yapıyor, 60'ta düşüyor. Bugün gördün işte. Ne demiş Faik abi? Hocadan kaynaklı olarak her şeyi eksik yaptı. Necip'in kabahati yok. Ama kapasite bu kadar geçen haftaki. Bir yerde tökezleyecekti, o da bu maça denk geldi. Necip'e, baş suçlu hocadır. Necip'e kimse ağzını açmamalı. Necip'e kimse konuşmamalı. Necip bu takımın jokeri, Necip'in yeri orta sahadır. Sen stoper oynatıyorsun, sağ bek oynatıyorsun, her yerde oynatıyorsun. Necip'in çok iyi de maçları olmuştur bu kulüpte. Aynen çok öyle. İyi. Şimdi alttaki Emre mi bizim? He. Geçen haftaki maçtan Emre Hoca ile Valerian Simak. Geleceğin en büyük teknik direktörü. Aynen öyle, bence bak, de. Bak bir şey söyleyeyim sana, yurt dışından takımlar da istiyor ha. %100. Yabancı takımlar da istiyor Emre'yi, göreceksiniz. İsterse Avrupa'da şu an iyi bir takıma yazın gidebilir. Emre Belezoğlu Avrupa'da şu an iyi bir takıma gidebilir. Şimdi Ersin Destanoğlu'nun sıkıntısı... Sinan abi özür dilerim ya. Estağfurullah. Herkes şunu yazıyor şu anda Fenerbahçeliler ve Galatasaray. Sözleşmesiyle alakalı. Siz bu konuda çok açıksınız. Herkes diyor ki ya Sinan abi Türkiye'de Beşiktaş'ı yenecek bir takım göremiyorum demişti. Demiştin evet, gördük işte. İşte anlattı. Sürpriz. Sürprizler anlattı, oluyor. Demin, bir daha yani. Sürprizler devam ediyor. Yani bu Fenerbahçe Galatasaray kaybetmeyecek anlamına gelmiyor ki. Abicim ben diyorum yenilirse sürpriz olur diyorum, işte sürprizler devam ediyor. Sürprizler devam ediyor. Beşiktaş takımı böyle oynarsa Beşiktaş'ı biz de bir takım yaparız. Yenmeye çalışırız, yeneriz belki de. Yani böyle oynamayacak Beşiktaş futbol takımı. Aynen. Hep taraftarın gazıyla, hep taraftarın itmesiyle olmaz bu iş. Devamlı taraftar itiyor, devamlı taraftar gazlıyor. O gazla bireysel yetenekler ön plana çıkıyor. Ve Beşiktaş'ı galip duruma getiriyor. Değil, Beşiktaş'ın bir oyun şablonu yok. Beşiktaş'ın bir oyun şekli yok. Kanatlardan Enkudu uçuyor, oradan Mleko uçuyor. Oradan işte Vegosa kesersen veya içeri girerse atarsa bu onun dışında yok. Bak dikkat et. Beşiktaş takımında oyuna giren veya arkadaş bak Ertem. Dün de bir şey çok gördüm. Şaşırdım. Konyaspor kalecisi Seiç'e. Evet. Abi insan bu kadar nasıl agresif olur ya? Konya'nın hocası. İlhan Palut. İlhan Hoca. Bizim kardeşimiz. Böyle bir bu hareket 60'ta yapsan olacak. 70'te yapsan olacak. Senin şahane takımın var. Abi bu kalecilik... Yani kaleciler için biraz kırık kafa derler, doğrudur. Kaleci arkadaşlarımız öyle de yanlış anlamasınlar. Hep böyledir. Kaleciler ve stoperler genelde öyle derler. Çok atladıkları için, çok kafaya çıktıkları doğru için. Doğru mudur o Sinan? Doğrudur. Abi? Hep o vardır. Ama top dışarı çıkmış, itiraz ediyorsun hakeme. Biliyorsun değil mi? Hı hı, doğru. Öteki türlü de... Tabii. Adam senin önünde duruyor, sen adama vuruyorsun. Niye vuruyorsun diye yani. Icardi seni tutuyor, yapma diyor. Ona da saldırıyorsun, kendini attırıyorsun. Seriç. Seiç değil mi? Seiç. Seiç. Sen çok iyi kalecisin. Ama senin dünkü çok hareketlerini... Çok iyi kaleci hem de. Senin dünkü hareketlerini hiç beğenmedim. Gördün değil mi hareketlerini? Evet. İnanılır gibi değil. Bu neyin agresifliği ya? Bir de Icardi orada abi, ne kadar güzel durdu yani karşısında. Çok agresif ya. Sarı kart, her faule, her itiraz. Her faule itiraz ve gereksizler hep sarı kart. Hakemleri de topa atıyorlar Sinan abi. Yapmayın arkadaşlar, biraz hakemlere yardımcı olun ya siz. Vallahi hakemler, bu futbolcular çok... Bu hocalar söyleyin ya futbolcularınıza. Bu ne agresiflik? Hakemler o para atışını hep söylerler mi bana yardımcı olun diye? Yok. Öyle bir şey yok. Söylemesi lazım demek ki yani. Gerek yok abi, söylesen ne olacak? Baksana hale ya. Abi futbolcu... Şimdi bak futbolcu tamam ama... Beğenmiyorsun ama her şeyi beğenmiyorsun. Her şeye itiraz ediyorsunuz ve göz göre göre sarı kart. Bugün Redmond mu? Evet. Beşiktaş. Şöyle hareket ediyor. Faul kardeşim ya. Abi, aynen. Ya niye yapıyorsun kardeşim ya? Ne çabuk uyum sağladın buraya. Ya belli yani. Onun için bir agresiflik var futbolcularımızda genel olarak. Genel olarak var. Özetlersek Ersin Destanoğlu evet. Hangisi? Menajeri. Tartışmasız Mert Günok. Mert, iyi Mert. Bence de. İyi Mert. Bence de. Şimdi o çocuk Emre. Emre. İki hafta neden oynadı? Bu hafta niye kestin? Niye Ersin oynadı? Sezon başı bir kaleci alacaktı Beşiktaş futbol takımı. Kesin.
Çünkü bu çocuğun menajeri Ersin'i ayartmaya çalışıyormuş. Yurt dışına dakika, getiririm. Yurt dışına seni getiririm. Yurt dışına sana imza parası alırım. Doğru, Nice götüreceklerdi. Hatta haberleri çıktı. Doğru Sünnen abi, bravo. Sevgili Ersin'ciğim. Doğru. Bazen kendi aklınızı kullanın. Arkadaşlar. Çok fazla bu menajer abilerinizi fazla dinlemeyin. Onlar para kazanacaklar diye, bilmiyorum menajerin kim. Onlar para kazanacaklar diye kendinizi kullandırmayın. Beşiktaş takımı da bir Avrupa takımıdır. Beşiktaş da sana aynı paraları zaten verir. Efendi gibi Beşiktaş'ın imzanı atarsın. Beşiktaş'ta oynarsın ama birinci kaleci, ama ikinci kaleci, ama üçüncü kaleci bilmem. Ama Beşiktaş'ın şu an görünen o ki bir kaleciye ihtiyacı var. Net. Verin, ortaya verin. Net. Beşiktaş'ın bir kaleciye ihtiyacı var. Sinan abi söylediğin her şey, bak abartmıyorum. Müziği değiştirin arkadaşlar, bizim o müziğimizi verin. Her dediği Sinan abinin şu anda her yere düşüyor. Türkiye'nin en çok izlenen spor programı diyoruz her zaman. Ve şu anda gündemde Sinan abi. Ve arkadaşlarım da çok iyi çalışıyorlar şu anda. Her dediğini yazıyorlar. Ersin Destanoğlu'yla ilgili olarak diyor ki menajeri ayartıyor, ayartmaya çalışmış. Yönetimin haberi olan çocuğu gazlamış. Çocuk daha genç. Ve gazlayınca çocuk da diyor ki aklı başka bir yerde kalıyor. Sözleşmeyi imza atmıyor değil mi Sinan abi? Evet. Benim duyduğumda evet doğru, Nice götüreceğim, oraya götüreceğim. Menajeri kim bilmiyorum. Abi Utku, bizim Utku yok mu? Utku'yu niye ankete koymadınız? Utku da gitti. Var. Utku bizde değil miydi abi? Yok, gitti gitti. Utku'yu Karagümrük'e göndermediler mi? Karagümrük'ten gelmedi mi Utku? Geri geldi mi Utku? Bizim Utku, Semih'in oğlu. Ben sana demin diyecektim ki keşke Utku olsa. Ama Mert, yani Mert, takımın kalecisi Mert'tir. Utku geldi mi arkadaşlar? Mert iyileşti mi bilmiyorum. Recep. Bak buradan bir daha söylüyorum. Menajerler tamam, gençsiniz, abidir. Ama burası da Beşiktaş. Yapmayın çocuklar. Beşiktaş'ta eğer bir sözleşme sunuluyorsa 3 aşağı 5 yukarı imzalarsınız. Bunu yazın. Oynayacağınız yere gidin. Oynayacağınız takıma gidin. Dördüncü kaleci. Dördüncü kaleci olarak olduğu için yazmamış arkadaşlar. Utku'yu mu? Evet. Dördüncü kaleci Utku şu an, şu an en iyi durumda bunlardan. Geçen sene Beşiktaş'ta iki sene önce oynayan Utku şu an hepsinin önünde. Ersin'in önünde, Emre'nin önünde. Hepsinin önünde. Mert bilmiyorum iyileşti mi? Mert iyileşti mi? Tamam, çok iyi, müthiş bir kaleci. Ama Utku'yu değerlendirebilirler. Bilmiyorum Beşiktaş'ta kaleci antrenörü yabancı mı? Hakan mı bizim be? Hakan Hoca. Bizim Hakan. Benim de çok yakın. Bilmiyorum, iyi baksınlar. Onun için bu menajer işlerine fazla girmeyin çocuklar. Biraz da kendi inisiyatifinizi kullanın. Başkanlarınızın, yöneticilerinizin dediklerini yapın, abilerinizin. Bu arkadaşlar Sinan abinin dediği çok önemli. Emir'cim sen de rica bir yazar mısın? Yok, Utku'dan önce şu. Yani menajeri kafasını çelmeye çalıştı. Menajerlere uymayın dördüncü diyor. Dördüncü kaleci demiş ya, boştaymış, takımı yokmuş. Ben öyle biliyordum öyle işte yani hani Sinan abi. Neyse. İbrahim abi diyor ki İbrahim Seten. Ne diyor İbrahim? Beşiktaş'ı Premier Lig takımı Valerian İsmail'i Guardiola'nın veliahtı sananları piste alalım. Dans etsinler diyor. Yani diyor ki Premier Lig takımı sevgili, yani futbolculara baktı herkes Premier Lig takımı. Sevgili İbrahim Seten, daha kaybolmuş bir şey yok. Kaybedilen bir şey de yok. Yalnız geçen seneden belliydi. Beşiktaş'ın Valerian geldiğinden beri oyun sistemi. Çok rakibe top veriyor. Çok rakibe top veriyor. Çok pozisyon veriyor. Bunları hep yapıyordu. Hayır. Beşiktaş futbol takımı topu alacak. Vermeyecek. Topla oynayacak. Kendi oyunu yönlendirecek. Rakip yönlendirmeyecek. Ama Beşiktaş takımı maalesef alayım gole gideyim. Alayım gole gideyim. Yok öyle bir şey. Onun Beşiktaş 3 gün izin yazar mısınız? Güller Akgün'den onun için burada Beşiktaş yönetimi duruma hemen el koymalı. Valerian İsmail'le acil bir toplantı yapmalı. Teknik açıdan bununla konuşmalı. Bu futbol takımı niye bu şekilde disiplinsiz ve konsantre son iki haftadır? İstanbulspor maçı tamamıyla rakibi küçümsemekten kaynaklanan bir maç. Tamamıyla rakibi nasıl kazanırız? Bu mantık. Yok öyle bir şey. Onun için Beşiktaş, yine söylüyorum, yine ligin iyi takımı. Buradan bakın, kayıt alsınlar. Dursun bunu arşivde. Beşiktaş, Gezal geldikten sonra Beşiktaş değişir. Soru, banko soru geliyor şimdi. Biraz gerelim şöyle Sinan abiyi. Sever böyle soruları.
Tayfur Bingöl diyor ki, evet. Bu arada ben Tayfur'u çok beğeniyorum. Yani sanki 30 yıllık Beşiktaşlı gibi. Haftaya Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'yi yenip 3 puan almamız gerekiyor. Bu futbolla Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenemez Sinan abi. Efendim? Bu futbolla Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenemez. O maç belli olmaz. O maç belli olmaz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Utku'yu 25 kişilik kadroyu almamışlar. Utku bu kalecilerden aşağı bir kaleci değil. Şimdi mesaj geldi de Hakan Şirin'den bizim. 25 kişilik izleyelim. Utku bunlardan aşağıda Beşiktaş, bir kaleci değil. Utku Yuvakıran. Beşiktaş yönetimi bilmiyorum. Ben daha şimdi öğrendim. Yanlış yapmış. Utku Ersin'den de aşağıda kaleci değil. Emre'den bence daha önde de bir kaleci. Kusura aynen bakmasın. Öyle. Yanlış yapmışlar Utku Yuvakıran'a. Aynen evet. Öyle. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş. O derbi farklıdır Ertemciğim. Hele İnönü'de oynanıyor. Mabed'de oynanıyor. İnönü'deki Beşiktaşlı futbol takımı Beşiktaş futbol takımıyla Olimpiyat'taki Beşiktaş futbol takımı farklı. %50 fark eder. Çünkü o Beşiktaş taraftarı farklı bir ambiyans sunuyor sana orada. Gezal geldiğinde düzelir dedi. İnönü'de Beşiktaş ölüyor oynatıyor Beşiktaş taraftarı. Ölüyor oynatıyor. Ama buradan sesleniyorum. Sevgili Valerian İsmail, macera arama. Bu takım dörtlü oynar. Bazen üçlüye dönüyorsun. Bilmem bir şeyler yapıyorsun. Yapma. Oynama. Oyuncu değişiklikleriyle çok fazla müdahil olma. Enkudu'yu niye çıkardın? Vida'yı gönderir miydin? Göndermem. Hayatta göndermezdim. Bu yönetimin yapmış olduğu en büyük hata Vida'yı göndermektir. Vida'yı göndereceğine Wellington'u gönder kardeşim. Aynen ya. Gönderemediler ama. Wellington'u gönder. Vida gibi tecrübeli bir oyuncu yollanır mı bu takımdan ya? Ama yine söylüyorum. Beşiktaş toparlar. Beşiktaş iyi takım, iyi kadrosu var. Ertem yanlış oynuyor Beşiktaş. Beşiktaş yanlış oynuyor. Sadece sorun Beşiktaş'ta yanlış oynamak. Ve bir de futbolcularda bir mutsuzluk var. Gol sevincinde o ona küsüyor, o ona şey yapmış. Muleka'ya kızmış. O fotoğrafı bulabilirseniz Enkudu'ya kızmış, sevinirim. O onu teskin etmeye çalışıyor falan falan bilmem ne yapıyor falan. Yok burası Beşiktaş takımı ya. Bir hafta önce Josef de Souza çıkmış. Ben buradan gidiyorum, can güvenliğim yok. Ne diyorsun kardeşim? Ben böyle bir şey alabilirim. Topunu oyna sen ya. Sen bak işine. Burada ne görüyorsun? Burada bir tane Beşiktaşlı futbolcunun değil, hiçbir futbolcunun kılına zarar geldi mi bu ülkede? Gelmez. Ne yapıyorsunuz siz? Burası olur mu ya? Muz Cumhuriyeti mi burası? O kadar da değil. Ya şu klimayı hala kapatamadınız çocuklar be. Kapatmışlar da bir sıkıntı varmış, onu çözmeye çalışıyorlar. Ya var ya. Yazın. Yazın klimayı çalıştıramıyorsunuz, arıza oluyor. Şimdi hava soğudu, şimdi kapatamıyorsunuz. Şimdi klimacıya kızacağım biliyor musun, bağıracağım. Klimacıyı da tanıyorum. Şimdi klimacıya başlayacağım biliyor musun? Ulan senin klimanın da senin de yazın burada pişiriyorsun bizi. Şimdi üstten vuruyor. Allah seni kahretmesin klimacı kere. Benim yüzümden oldu ama ya. Ben açtırdım gündüzden ya. Klimacı arkadaşımızın hatası yok Sinan abi ya. Ben üstüme aldım onu. Benim faranjitim ve sünüzitim var. Vuruyor buradan kafama. Bak hemen bir anda görüyorsun sesim, evet, gıcıklanıyor. Evet. Benim yüzümden. Sinan abi. Herkes şöyle. Fenerbahçe Beşiktaş başında. Ben dedim ya şimdi Fenerbahçe Beşiktaş'ı yener bu futbolla diye. Şu anda acayip derecede. O belli olmaz. Şu anda üzerime. Mabette. O Beşiktaş mabetinde o belli olmaz. Ya 6 haftada sadece 2 gol atan İstanbulspor Beşiktaş'a 2 gol attı. Saha içerisinde Valerian İsmail'e karşı bir tepki şey var. Futbolcular mutsuz. Fark etmez. Ben bundan dolayı söylüyorum. O maç o hafta Abdülkerim'le de senle de iddiaya gireriz herkesle. Beşiktaş İnönü'de farklı. Ha, sen iddiaya girer miyim? Mesela yani Beşiktaş İnönü'de Apo'yla girerim. Beşiktaş İnönü'de farklı. Niye Apo abi şu anda yok? O Fener'de o der şimdi. Beşiktaş İnönü'de farklı oynuyor. Ben sana söyledim sözlerin başında. Dediğim gibi bu geçiş oyunlarını Beşiktaş biraz dikkatli yapmalı. Yanlış. Macera aramasın. Senin iyi kadron var. Senin iyi futbolcu topluluğun var. Yarın Gezal gelir, bu işler düzelir Ertemciğim. Gezal ya, gelir, bu işler düzelir. Aslında ne güzel bir kadrosu var içinde ya. Hiçbir sıkıntı yok. Beşiktaş yönetimi çağıracak. Hoca, bu takımla fazla oynama. Bu kadroyla. Bak Murat Sancağı görüyor musun? Benim arkadaşım. Bugün de üç dedi. Ne diyor biliyor musun? Aynen bak yazın manşetlere. Müdahale de ederim. Bakarım. Kötü giderse müdahalemi de ederim. Açık açık söylüyor ya. Kötü giderse müdahalemi de ederim.
Teknik direktör 1 milyon 800 bin euro alıyor. Hem de Montella'ya müdahale ediliyor. Hem de Montella'ya. Hem de parayı veriyor. Bakıyor. Yanlışsa hoca yanlış. Doğruysa doğru. Bu kadar. Çünkü yarın takım kötü giderse Murat Sancak istifa diye bağırıyorlar. Şey parasını alır. Montella parasını alır. Gider. Memleketine gider. İşte başkan müdahale etmez diye bir şey yok. Başkan müdahale eder. Başkan müdahale eder. Her türlü eder. İşte bak Murat Sancak, Metin Korkmaz. Murat Kapki'den mesaj gelmiş. Yine bir keklik bakalım iddiaya girelim diye. Sinan abi benim arada... de girer misin iddiaya? Murat'cığım seninle iddiaya girdim. Cimrisin sen. Borcunu hala ödemedin. Murat Kapki'yi tanıyorsun. Tanıyorum ya. Murat abi öder ya. Murat abi öder ya. Serkan Balbal. Duruma el koy. Bak Burtağan'a söyle ayakkabıyı yollasın. Murat kaybetti. Murat abi öder ya. Ben biliyorum Murat abi. Girerim seninle. Girdim iddiaya yine giriyorum. Murat abi. Ama borcunu öde Murat Kapki. Murat abi. Lütfen siz de iyi dinleyin. Şimdi size de geliyor bu. Ona da cevap rica ediyorum. Murat abiye selamlar. Bütün Radyo Gol ailesine selamlar. Sinan abi. Beşiktaş'ın duran toptan attığı gol öncesi Weghorst yarım metre offside'da ancak offside verilmiyor. Siz de susuyorsunuz. Offside'dı. Sonra offside. Ay bana sorarsınız. Bize tarafsızlıktan bahsediyorsunuz. Abi bana sorsana. Ki. Oğlum bana sorsana. Sen niye? Sordun mu sen bana? Offside. Evet. Ne konuşuyorsun durup dururken? Boş boş muhabbet yapıyorsun. Offside evet. Gördüm. Hakem atladı yerken. Sonra iki pozisyon geçti atladı. Evet ilk pozisyon offside. Allah'ım ya. İlk daha ben bu verilen penaltıya bile geçen iki hafta önce söyledim. Bu penaltı doğru penaltı değildi. Ben objektifim. Ben eyyam yapmam. Amigoluk da yapmam. Yarım metre. Haksızsa offside. Daha fazla bağırırım. Eğer Beşiktaş'ın hakkı varsa biraz daha fazla bağırırım. Ayrı. Haklıysa konusunda. Ama burada oğlum evet Degos offside. Net offside. Doğru. Doğruya doğru. Aldın mı kardeşim? Zorbay Küçük Beşiktaş'ı siz neyi oluyorsunuz onların diyorlar. Ya Mevlüt'e bak. Batshuayi'nin önünde gol atar girerim iddiaya. Tamam Mevlüt senle de gireriz iddiaya. Neyi? İddiacı da. Hayır hayır onu vermeyelim daha. Ne o? Şimdi geleceğiz arkadaşlar. 11 numarayı bir getirir evet, misiniz? Evet. Bu pozisyon offside. İstanbul dedi, Spor'a... Offside diyorsun aynen, yani abi. Aynen offside'dir net. Offside bence de offside. Sormadı ki Ertem. Offside. Ertem de sormuyor. Hayır hayır soracaktım ona gelecektim pozisyonlara da. Sormuyorsun ki. Al. Burada ilk pozisyonda gördü. Gel. Göster. Geniş al. Geniş al. Al bizi ekrandan. Oo. Al bizi ekrandan. Tam ekran. Tam ekran. Tam ekran. Al buyur offside abi. Şimdi diyecekler ki vücut gövde. Hayır abicim ben ilk pozisyona baktım bunu offside gördüm. Evet. İstanbul Spor'un burada hakkı yemiştir. Evet. Efendim? Kızacak bana şimdi ya. Sor abicim sorun ya. Sinan abi. Buyur canım. Sorular arka arkaya geliyor sosyal medyadan özür sor diyerek abi, söylüyorum. Beşiktaş. Evet abi. Valerian İsmail ne olmuş Valerian? Yok Valerian İsmail değil de. Kim abi? Icardi ve eşi İstanbul'da ya. Evet. Icardi mi attı golü? Baldızı da İstanbul'a taşınıyormuş. Nereden bu baldız yüzünden başımız belaya girdi biliyorsun değil mi? Ama ben demiyorum. Bu baldızı İstanbul'a taşınıyormuş. Baldız geliyor hatta mu? Demiş ki yeğenim bir Türk kızla güzel bir flört yaşamak istiyor diyor. Yeğen de 12-13 yaşında yani şeyin baldız oğlu, geliyor mu Icardi'nin oğlu 12-13 sana yaşında. Sana sordum ben. Yani baldız da geliyor mu dedim sordum. Ayşe ablandan fırça yedik. Yok Ayşe ablama. Aynen saygılar, öyle. Hürmetler. Ayşe ablandan fırça yedik. Ayşe ablan Çeşme'deydi. Hemen bana o şeyi attı bana biliyor musun? Baldız geliyor mu videosuna. Bu ne dedi. Ya sorduk sadece geliyor mu diye haber öğrenmek için dedik. Yani gazetecilik olarak sorduk dedik. Onun için bana bu soruları sorma. Dinçer Azapan'a sor. Dinçer'e de sormayayım canım. Dinçer'e niye sorayım? Icardi'nin arkadaşı. Ne o zaman da bana Müge bir atar. Baktım, niye Dinçer'e soruyorsun Dinçer, diye. Icardi'yi paylaşmış. Meğersem burada Tunç Pertol reklamı var ya. Onu böyle Dinçer. Tunç Pertol. Icardi'yi paylaşmış. Ne diyor bu çocuk? Sampdoria'ya mı gidiyor? Sinan abi bak. Şimdi, Sampdoria'ya mı evet, gidiyor? Bir bakın. Çok enteresan. Samp News 24. Beşiktaş cumartesi günü Sampdoria'ya yenilmesi halinde Valerian İsmail görevinden alınabilir. Bu yazın çıkan bir haber. Dünyada böyle bir şey görmedim. Hazırlık maçında kaybedip de gönderilmesi muhtemel bir teknik adam. Bak yazdan beri bir şey var Valerian İsmail'le ilgili. Bu da kayıtlara geçsin. Sezon sonuna kadar Valerian İsmail bu takımda kalır. Bana göre de kalmalıdır. Kalmalıdır.
Abi nedir bu? Antrenör değişikliğini sevmiyorum ben bu işleri ya. Bana göre de Valerian İsmail sezon sonuna kadar da kalmalıdır. Beşiktaş yönetimi oturur, toplanır. Toplanır, gerekli konuşmaları yapar. Bu futbolcularda niye sıkıntı var? Bu takım niye böyle oynuyor? Bu takımda niye coşku yok? Bu takımda niye herkes agresif? Bu takımda niye herkes kafasına göre oynuyor? Cenk Tekelioğlu'ymuş menajeri Ersin'in. Bizim Cenk ya. Değil, Ulaştaş, Cenk değil. Öyle Cenk diyorlar. Değil. Hayır değil. Bizim Cenk. Sarıyerli değil, Cenk değil. Çok önemli biri yazdı ama. Hayır değil. Cenk değil. Ben biliyorum, Cenk'ten ayrıldı. Ayrıldı mı? Ayrılmış, sordum ben onu. Ayrıldıysa o zaman işte ayrıldığı için olmuştur Cenk. Cenk de olsa kalsa olmaz. Bir dakika, Cenk de olsa aynısını söyledi. Tabii canım, ayrı arkadaş Cenk başka, de benim dostluk kardeşim, başka. Kardeşimdir benim. Çünkü çok önemli menajerler onlar. Takım arkadaşım, kardeşim benim, ama ona da söylerim. Bak bugün sen çocuğun bir senesini Ersin'in boşa getiriyorsunuz. Seni yurt dışına getiririm, imza parası alırım, buraya alırım, şuraya alırım, buraya alırım. Yok öyle bir şey. Bir de vefa vardır ya, Beşiktaş futbolcusunuz. Altyapıdan çıkardılar sizi ya. Çocuklar, bir de kulübünüze, formanıza sahip çıkın. Biz boş kağıdı imza atıyorduk Süleyman abiye ya. Rahmetli Süleyman abiye. Konuşamıyorduk, para bile konuşamıyorduk ya. Erten para konuşamazdık ya Süleyman abiye. Sen ne diyorsun ya? Ne oldu, yine ne geldi? Ya. Baldız mı? Baldız gelmedi de. Şimdi bir şey söyleyeyim size. Söyle bana bakayım. Artık umutsuzum, biliyor musun? Neden? Gerçekten umutsuzum. Çok umutsuzum hem de. Artık böyle öldü yani. Bütün duygularım, bütün duygular öldü ya. Ne oldu ki ya? Ver bakayım bir göreyim. Rezillik ya. Çocuğunu her maça maskot gibi getirip duygu sömürüsünde bulunmak tam bir Galatasaraylılık durum. Bunu yazmak rezillik ya. Bu nasıl bir tweet'tir ya? Ver bu çocuğa bakayım, kim onu yazan? Bu çocuk kim? Yazan kim? Öyle ismi de bak. Bu fake bir. Yo yo, fake değil ya. Mirik. 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 Mirik kim bu Mirik? Nerede Mirik'in neresi sayfası? Dur bakayım, bulayım ben sana. Mirik'i attılar. Şimdi Mirik. Ağır konuşmak istemiyorum sana. Ver. Ver abi, ver. Bunu ver ekrana abi. Mirik. Böyle ifşa edeceğim bundan sonra. Bu yok kardeşimiz, böyle bir şey. Bu bizim evladımızın bir sıkıntıları vardı, biliyorsunuz. Biliyor musun onu? Evladın falan ya. Var mı? Allah kimseyi evladıyla falan sınamasın. Çok fazla detaya girmiyorum. Belki yeğenimiz bizi seyrediyordur. Bu çocuğumuzun bir sıkıntıları vardı, biliyorsun, sağlıkla ilgili. O bir moraldir onun oraya gelmesi. Ebe terbiyesiz. Ebe alaksız. Ondan daha kötü olan ne biliyor musun? Öyle mi? Kim benmiş? O kim ya? Terbiyesiz. O da bir terbiyesizmiş. Onun da evladı var beğenenin de. Neyse. Yavrum benim, aslan oğlum benim ya. Var ya, sırf senin için Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum. Bu çocuk... Koçum bu... benim be. Seni çok seviyorum Ali Yiğit'im be. Röportajı var, seni çok seviyorum. Mürü gibi, Mürü gibi mi neyse. Koçum benim. Böyle bir isim de yok. Adam gibi bir isim koy. Terbiyesiz. Çok fazla eksizler etmek istemiyorum konuyu ama büyük bir terbiyesizlik yapmış. Ne demek bu ya? Vallahi kaybettim umutlarımı, her şeyimi kaybediyorum şöyle görünce. Neyse, çok fazla üstüne gidiyorum. Ama o Türkiye'nin evladı. O beğenen, bu Türkiye'nin evladı bu çocuk. O beğenen çok daha büyük ayıp etmiş. Ama beğenen herhalde okumamış, kör. Ertem. Yazık ya. Beğenen. Vallahi neyse, yazık dönelim. Ya. Sinan abicim, milli maç arasından sonra Fenerbahçe... Fenerbahçe'den sonra Giresun, Giresun'dan sonra Trabzon, Trabzon'dan sonra Hatay, Hatay'dan sonra Ümraniye. Çok zor bir fikstür değil herhalde Beşiktaş'ın. Kolay fikstür değil. Ya bir de ligin tırnak içinde bana göre değil. En zayıf dediğin İstanbulspor. İstanbulspor, bravo. Kolay diye bir şey yok. Artık yok. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ı özetlersek, toparlarsak, Beşiktaş'ın teknik direktörüne Beşiktaş taraftarı şu an inanmıyor ve güvenmiyor. Beşiktaş'ın teknik direktörü bu güveni, o geldiği ilk günkü gibi o güveni vermesi lazım. Kenarda Beşiktaş taraftarı, artık futbol taraftarlar futbolu biliyor. Sahanın kenarından anketi, senin ne yaptığın anket oyunda hepsini görüyor. Abuk sabuk değişiklikler yapma. Oyun içinde sistemlerde oynama. Bir anda üçlüye dönme. Dörtlüye devam et. Oradan oraya git. Söylediğin her şeyi yazıyorlar bu internet siteleri. Aşağıda bence telefonu kapat. Ne oldu ki? Çünkü Sinan Engin yine baldızı konuşuyor diye.
Sinan Engin Baldız abi, geliyor mu diye sordum. Ayşe ablandan fırça yedik. Yes. Oğlum sen benim sonumu mu hazırlıyorsun? Onun için bana bu soruları sorma. Sabah sabah mesaj attı biliyor musun bana? Her yere düşmüş. Bak senin şeyini attı biliyor musun bana? Bizim videoyu attı bana sabah. Eyvah. Çeşme dedi Ayşe. Böyle attı. Ne bu dedi ya? Bir yıllık yıllık muhabbet dedi. Dedim ki habercilik, kamuoyu, insanlar merak ediyorlar. Merak ediyorlar. Tabii. Soruyorlar geliyor mu diye, ben de geliyorlar mı diye sordum. Çünkü ailece oradalardı Miami'de. Ne yapayım yani, sordum. Bu kadar. Dursun bir şey, biz bir de bir şey demedik. Dursun başkanla. Büyük kalabalık olduğum için. Erden bir tebrik ettik. Aynen öyle. Bizi ilgilendirmiyor. Dursun başkanı gördün mü? Eski bir görüntüymüş ama ne kadar tatlı. Ama dünkü görüntü değilmiş ama. Trafik tıkalı. Herhalde ayakta yürümüş. Ayakta alkışlıyorum ya. Helal olsun ya. Trafik tıkanmıştı. Sen ner misin? He? Sen ner misin? Abi, Ahmet Hoca'ya sordum ne dedi biliyor musun? Abi çok yürüdük. Ahmet Hoca'ya ne sordum ne dedi biliyor musun? Ben emekleyerek bile giderdim dedi. Çok yürüdük. Evet. Beşiktaş'ın kalesinde hangisi oynamalı? Ersin diyenler 22.5. Emre diyenler 15.4. Mert diyenler 62.1. Bizde Ersin diyen kim? Abdurrahman mı? Serkan Balbal. Evet. Abi Abdullah Avcı'yı nasıl hemen gönderip çözüme gittiler? Valer'in de ne kadar geç kalırlarsa o kadar kaosa gireriz. Vallahi Serkan'cığım ben bilmiyorum. Da şu an bir antrenör değişikliğini bilmiyorum. Yani bir teknik direktör yani gitsin demem. Bunu yönetim karar verir ama bence bir daha bir konuşulur hocayla, bakılır. Hocaya bakılır. Bir konuşulur. Çünkü takım iyi. Takım çok iyi. Hocaya rağmen de bu takım iyi gidecek gibi duruyor. İyi bir futbolcu topluluğu var yani. Dellali. İşte ne o? Şey gelir. Gezal. Gezal. Takım değişir. Evet. Arda Turan'a. İstanbulspor'un maç sonrasındaki paylaşım falan var mı şimdi? Onlardan da böyle verelim. İstanbulspor'u tebrik ediyorum. Ecmel Başkan. Helal olsun. Aynen. Ben. Aynen. Ömer Başkan, Ecmel Başkan. Şu takımı güzel aldın, çıkardın. Buraya getirdin ve bugün Ali'yi tebrik ediyorum. Nasıl bir sol ayak var bu Ali'de ya? Çok hep iyi. Hep frikik attım be. Ama bak Zeki Çelik. Tebrik ediyorum. Bak bunlar helal tesadüf olsun değil. Kubilay bravo vardı. Zeki Çelik. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Ecmel, yani Ecmel Saral Başkan'ı tebrik ediyorum. Harika bir mütevazi bir takım. İyi takım ama iyi futbolcularım var. Kutluyorum. İyi mücadele etmişsin. Sinan abim, Valerian İsmail. Önce Ersin'i görelim, sonra Valerian İsmail değil de yardımcısının basın toplantısı var. Ne diyor çocuğum? Görelim mi? Önce bir Ersin Destanoğlu'nu görelim. Sezgin görelim abi. Görelim bakalım. Ersin Destanoğlu'nun yanında. Bir görelim bakalım. Geliyor. Geliyor. Otobüsten iniyor şu anda. Nereden? Ersin, taraftarın bir tepkisi vardı. Bir şey söylemek ister misin? Söyleyeyim abi. Mukavele için sanıyorum. Otobüse mi? Ersin, mukaveleyle ilgili sanıyorum. Hocam size zahmet. İçeri geçelim. Gel. Kardeşim. Gel. Gel Çok yani iyi. Burada ben Sezgin abiyi kutluyorum. Ersin'i bu o kadar küfür yedi maç sonrasındaki yanaklarından öpüyorum. Ben de eleştirdim. Ben de söyledim. Ersin'in kendisine çeki düzen vermesi lazım diye, ama o kadar küfür edilecek hiçbir Beşiktaşlı futbolcu, hiçbir futbolcu, Beşiktaşlı değil, hiçbir futbolcuya küfür edilmez. Ya. Ersin'e sahip çıkmak lazım. Kazanmak aynen lazım. Sinan abi tebrik ediyorum. Son dakika gelişmesi. Yurt içi Cenk'te yurt dışı yetkisini yabancı bir menajerlik firmasına vermiş, imza atmış. Bir ay önce Cenk'i bırakmış, Cenk Tekelioğlu'nu. Hata yapmış. Yani zaten Cenk Tekelioğlu'na bağlı olsa, onunla birlikte olsa, Cenk abisiyle, Ulaş abisiyle devam etse bunlar başına gelmez. Onlar aynı zamanda mentörlük de yapıyorlar. Şimdi yani sarılıyorlar. Bir Sezgin abiyi de kutluyorum bu güzel görüntülerden dolayı. Yardımcı antrenörü dinleyelim bakalım dedim. Evet izi. Zaman yok, tamam. O zaman ne yapacağız? Peki Arda Turan'a sesleniyorum buradan sevgili Arda. Yayınımıza bağlanmanı rica ediyorum. Arkadaşlarım senin için güzel bir klip hazırladı. Yolun açık olsun. Ben tıpkı Emre Hoca gibi çok iyi bir teknik direktör olacağına inanıyorum. İnşallah. Bir Arda Turan'ın klibini görelim. Hadi bakalım. Sonrasında reklama gideceğiz ama. Ve Türkiye'de bu zamana kadar baktım. Hiçbir televizyonlarda, hiçbir kanallarda, hiçbir yerde yapmadılar biliyor musun?
Ve en sevdiği şarkı. Türk futbolunun bir numaralı markası Arda Turan. Futbolcu olarak. Unutmayın bunu. Bakın. En kariyerli oyuncusu. Ve futbolu bırakıyor. Ve hiç kimse bizden başka hiç kimse. Ben onun abisiyim. Ertem de onun abisi yaparız. Hem de en güzelini yapmış çocuklar. Hadi bakalım. Bu arada sevgili Bülent Ülgen de basın sözcüsü. İstanbul Spor'un artık. Yönetim kurulu üyesi. Tabii, yönetim kurulu üyesi. Bülent'ciğim tebrik ediyorum. Harika işler oluyor. Bülent'ciğim tebrikler. Tebrik ediyorum sevgili Bülent Ülgen. Çok güzel işler yapıyor. Yürekten kutluyorum seni. Benim canımdır, kardeşimdir. Bülent Ülgen'e de buradan çok selamlar. Çok profesyonel. Tebrik ediyorum. Maç sonrasındaki o Bülent'in görüntüler falan. Bülent'e selamlar. Bir görelim mi? Hadi bakalım Arda Turan. Bir görelim Arda hocamızın en sevdiği şarkı. Evet, tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Sinan abi çok güzel bir video izletti bana. Biraz önce sevgili Şafak'a çok selamlar. Şafak Sezer. Şafak abi ya. Şafak Sezer. İnanılmaz. Müthiş ya. Zaten... Onu seyrediyorum biliyor musun? Ben gülüyorum. Ya. Onu seyrediyorum gülüyorum. Ben şey oldu zaman. Ya krize girdim abi, ya. Şafak'ın yüzü mimikleri acayip bir adam ya. Evet. Bu arada Kaan Ayhan Torino'yu 1-0 yendi Sassuolo. Ve 90 dakika çok iyi oynamış. Kaan Ayhan Estato. L'uomo migliore è in campo oggi ha vinto tutti i duelli i migliori valori. Evet, Kaan Ayhan 90 dakika Sassuolo Torino deplasmanındaydı. 1-0 yendiler ve Kaan Ayhan 90 dakika oynamış. Çok da iyi oynamış. Şu Beşiktaş antrenörü, bir dinlemek istiyorum. Ne dedi çocuk? Ya bir dakika Sinan abi. Aras Güner, Aras Aslan'ım. Aras. Ya bir şey söyleyeceğim Sinan abi. Hı. Bak, bu tip arkadaşların Aras Güner gibi şimdi. Aras hafta içerisinde forma, futbol topu, top ve o kadar güzel şeyler yazıyorlar ki altı. Aras abi Allah senden razı olsun. Aras Bey'e çok teşekkür ederiz. Aras Bey'e çok teşekkürler. Top veriyor. Aras. Top veriyor, forma veriyor. Sonra forma ver. Aras birazdan ekrana getireceğim. Sevgili Ömer senden de rica ediyorum ne olur. O bak burada Sinan abiyle futbol topu. Top veriyor. Ondan sonra formalar. Forma da verecek. 6 kişiye 2022-2023 Süper Lig maç topu hediye ediyor. Aras seni, takip edin Aras'ı oradan. Aras'ı, Aras Güler'i mutlaka takip edin. Instagram'da göreceksiniz. Takip edin. Bu yakışıklı, bu aslan parçası. Ay, koçum benim. Daha doğrusu kartal parçası. Aynen. Özür dilerim. Oğlum Aras diyorum. Fener Galatasaray'da aslan diyorum. Olmaz abi diyor. Beşiktaş forması veriyor. Ama Fener Galatasaray'da at diyorum. Daha çok yok da Beşiktaş dağıtırım abi diyor. Koçum benim ya. Öpüyorum seni yanaklarından aslanım benim. Evet. Gelelim şimdi Beşiktaş. Beşiktaş basın toplantısına bir gelelim. Bir görelim. Ne dedi? Özür dilerim. Daha önemli bir dakika. Ne oldu? Maç sonunda bir pizza dağıtılıyor. Beşiktaşlı futbolculara mı? Tamam. Herkese Don.S ile hani D ile başlayıp S ile biten bir pizza markası var ya. Evet. Domi. Pizza dağıtılıyor. Bize sucuklu pizza dağıtıyorlar. Demiş bir tane futbolcu. Ne anlamda o? Ne demek o yani? Sinirleri bozulmuş. Ne demek istiyor ki orada? Süvar, biz Sinan abiye soralım ama şimdi hani yanlış bilgi de vermeyelim. Hepsinin elinde pizza kutusu afiyet olsun. Yani ne demek bu? Yani ne güzel pizza vermişler. Bunda bir şey yok. Bunda kötü bir şey yok ki. Bunu Beşiktaş yönetimi mi vermiş? Kim vermiş? Ya kumanya vermiştir. Beşiktaş yönetimi kumanya vermiştir. Evet normal bu. Şeyden maçtan hemen sonra acıkıyorlar çocuklar. Çünkü 4 saat önce yemek yedikleri için acıkmışlar. Futbolcu yolda uzun, performans sergiliyor. Yolda uzun olduğu için. Evet ondan dolayı yolda yemek için. Evet. Bu arada ne var ki bunda? Orada bir otelde kaldılar. Haberiniz olsun. Bir günlük kampa girdiler. Oradan mı gitmişler? Evet. Bir de orada kampa girmişler. Ne gerek var ya? Ben de anlamadım ki Sinan abi. Bir saat ya. 11.45 dakika. Neyse bir bildikleri vardır diyelim. Evet. D.S ile biten pizza kutusu üstüne afiyet olsun yazmışlar. Tamam. Bir tanesinin bir futbolcu isim vermeyeyim. Tamam. İşte bu pizza kutusu o markaya ait değilmiş. Millete o marka pizza veriliyor. Anladım. Bize sucuklu pizza veriliyor. Niye D.S'li pizza kutusundan veriliyor? O markadan değil de başka var. Bize de sucuklu pizza veriliyor diye. Çok önemli bir konu değil yemesin. Değil yani yeme. Yeme kardeşim. Yeme. Yeme. Buldun mu yiyeceksin yani. Yeme. Yapacak bir şey yok. Bunda bir şey yok. Yani... Yeme bir saat sonra evine gidiyorsun ya. Ölmezsin açlıktan da ayrıca koçum ya.
Bir saat sonra da evine gidiyorsun. Bir dakika ya. Sinan abi bak, burada Sinan abinin dediği ortaya çıkıyor. Beşiktaşlı futbolcularda bir şey var. Amaç ne? Bilmiyorum. Yani şimdi bu konuyu tam dinlemediğim aynen için bu bilmiyorum. Şekildeymiş. Senin anlattığın gibi anlatıyorsam, eğer pizzayı beğenmiyorsa, kutu farklı, içindeki pizza farklıysa, beğenmiyorsa yemezsin güzel kardeşim. Bir saat sonra, 20 dakika sonra eve gidiyorsun veya orada 15 dakika sonra bir tane hemen büfe var, girersin. Orada çok acıklıysan da yersin. Ölmezsin abi. Ben 18 saat aç kalıyorum, biliyor musunuz? Ben bugün saat 4'te yedim. Yarın saat 12'ye kadar bir şey yemeyeceğim. Öğlen 12'ye kadar hiçbir şey. Evet. Ciddi misin? Evet, böyle acık. Böyle en zayıflamaya çalışıyorum. Yani formumu böyle tutuyorum. Yani ne formum varsa da ayrıca da yani. Aa, bak, demin 4'te 5'te en fazla 5'te herhalde yediğimde öyle bir somon bol böyle bir şeyler yedim. Ertesi gün 12'ye kadar sabah bir programa gideceğim. Spor programına gideceğim. Al Spor'da neydi kızın ismi? Deniz. Deniz Satar. Deniz Satar'ın programına gideceğim. Orada sabah hayırlı olsun. Evet, daha yeni mi başladı? Program yeni mi başladı? Tabii. Ha. Onun için o programa gideceğim sabahleyin. Deniz Satar'ın programına gideceğim sabah. 12'de belki de yarımı bulacak benim yemek yemem. Onun için yani futbolcularda sapasağlam çocuklarsınız. 20 saat bile yemeden durabilirsiniz arkadaşlar yani. Çok bir sorun değil yani. Ben bu yardımcı antrenör ne dedim? Abi, çok merak etmiyorlar ya. Hani Sinan abi pizzayla zayıflıyordu diyorlar ya. Pizza da ye. Ertesi gün 12 saat, 18 saat bir şey yeme. Acayipsiniz ya. Ertem, ye pizzayı. 16 saat bir şey yeme. Hiçbir şey yok. Akşamleyin salata yemişsin gibidir. Bence de. Dengeleyeceksin. Tabii canım, yeme. Dengeleyeceksin. Yeme. Seyretme. 16 seyretme. Dengeleyeceksin. Seyretmedin. Hani seyretme. Ha baba bir de pasta yedin diyor. Hakan'a bak. Oğlum pastadan az yedim Hakan. Bak ya, görüyor musun ya? Oğlum sen sokakta değil misin? Evde misin? Hakan, program mı seyrediyorsun? Şimdi Yakup Çınar. Allah seni Hakan Sert Bakan. Öpüyorum oğlum seni. Sevgili Yakup Çınar kardeşimizi ha. Severim. Milli maçlar sonrası özel haber falan diye giriliyor da. Tamam. Özel haber değil. Kuntz'da yollar ayrılabilir diyor. Ben söyleyeyim, ayrılıyor milli maçlar sonrasında. Hatta teknik heyetten bir isimle görüştüm. Şu iki maça çıkılması bile sürpriz oldu Kuntz'un, Kuntz için. İki hafta önce Sinan abi için çok basit normal bir şeydi bu. Ya Sergen gider demişti böyle. Bence biliyordu. Yemin ediyorum da sonra sormadım Sinan abi. Sergen'e yakışır. Sergen hocama da yakışır. Başka hiç kimseye de yakışmaz. Mehmet Büyükekşi başkanımı da yürekten kutluyorum. Hürmet ediyorum. Büyük başkan. Ertemciğim, şimdi... Demiş ki adaylarda Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın var. Hayır, Sergen Yalçın, Sergen hoca. Söyleyeyim size yani. Bizim özel haberimizdir. Bu kadar büyük rakamlar vermeye gerek yok. Yazın özel haber. Kaç aydır maç yok. Adam Almanya'da. Aa, adamın bir günahı yok. Helal hoş olsun. Adam Almanya'da. İş yok, güç yok. Yardımcılar. Her ay maaş yatıyor. Abi ne gerek var ya? Bizim aslan gibi çocuklarımız var işte. Sergen. Kuntz'tan aşağı falan değil. Ha. Gönderiyorlarsa ben gönderin demem. Ama Sergen'in düşünüldüğünü duydum. Amili takıma o zaman. Onun için hayırlısı olsun diyelim. Sergen'e de yakışır koçuma. Şu yardımcı antrenörü getiremediniz. Gelmiyor mu baba? Yok. Geldi. Olimpiyat satma mali. Geldi de. Ha, nerede? Bu haberi söylüyorum. Ha. Ondan dolayı belirttim de. Teknik heyetten gelen bilgi bana bu arada. Onu da tamam. Söyleyeyim Sergen hocası. Sinan abi. Buyur canım. Hemen gidiyorum Sinan abiye bunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın kalesine gelen son 6 şutun, isabetli 6 şutun 6'sı da gol olmuş. Başka da gelmiyor zaten. Bu ne demek? Başka da demek kalede bir sıkıntı var. 6'da 6. Şimdi çocuk Ersin. 2 hafta oynatılmadı. Kafası rahat değil, iyi çalışmıyor. Oğlum sen Ersin, geçen sene iyi maçlar oynadın. Sen niye bu duruma düşürüyorsun ya kendini ya? Sözleşme, özleşme bilmem ne ya. Bir oyna burada ya. Bir oyna ya. Bak Uğurcan Çakır oynuyor, görüyorsun. Avrupa'dan da ciddi teklifler var. Sen de oyna. Ama Beşiktaş'ın sezon başı kaleci almalıydı. Bence yanlış yapıldı. %100 Sinan abi. Fenerbahçe'de çalışacağız diyor. Arda Güler niye oynamıyor? Ya ben çalışacak falan. O arkadaş hikaye anlatıyor. Neyi çalışacaksın arada falan? Bu işler, planlamalar sezon başı yapılır. Planlama sezon başı yapılır. Sezon içinde böyle önemli bir takımın önemli mevkisi sıkıntıya düşmez sezonun içinde. Hı. Bu sezon başında halledilecek bir konudur Ertemciğim. Onun için... Bugünkü hanımefendi var mı? İnşallah halletsinler. İnşallah halletsinler. Halletsinler. Emir, aldınız mı? Ben ayrıca iki bugünkü maçtır... Hemen.
bir hemen sizden ricam hemen. Kadın hakem görüyorum kenarda dördüncü hakem. Evet, dünkünü verelim. Evet, ben buradan Sabri Çelik'e söylüyorum. Artık bayan hakem de yönetsin. Bakalım bizim futbolcularımız aynı agresifliği gösterecekler mi? Evet, kadın hakemlerimiz de artık maçlarımızı yönetmeye başlasınlar yavaş yavaş. Onlara da bu şansı... Beni alın Sinan abi verin. Onlara da bu şansı verelim. Değil mi Ertem'ciğim? Kadın aynen hakemlerimize öyle de verelim. Aynen öyle. Yapamayacakları falan bir şey yok. Aynen. Aynen öyle. Yani demin de gördük bugünkü de mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani o da çok çok önemli. Ben tamamen koltuğun arkası enteresan. Çok şimdi... enteresan evet senin o koltuğun. Abi bu millet hasta mı ya? Oğlum hasta mısınız siz ya? Abi baldız hakemmiş diyorlar. Oğlum kafa mı yapıyorsun sen benimle? Aklı başında adam ha. Yazana bakar mısın? Hem de aklı başında adam yazıyor. Yok artık ya. Baldız hakem falan ama değil. Ama doğru olabilir. Baldız modacı. Hayır, doğru olabilir. İnfluencer mu diyorsun? İnfluencer. İnfluencer, influencermuş. İnfluencermuş o. Bu hakem kızımız da maşallah çok güzel kızmış ha. Vallahi billahi. Muhasan. Hayır bunu söyleyeyim diye mi gösteriyorsunuz? Bana niye öyle bakıyorsun? Çok güzel kızmış. Hayır. Bak görüyor musun ne ama kadar? Ama ne kadar bak güler. Okan Hoca başka kızamıyor. Okan Hoca kızamıyor. Dördüncü hakem değil. Bir de bu kızlarımızı orta hakem yapalım. Ahmet Hoca böyle yapar. Kızım sence dördü, sence oyuncu değişikliği var mı kızım? Diyor, tamam mı? Vallahi yavaş yavaş yapalım abicim ya. Ama bak hocam bak bir şey söyleyeceğim Sinan abi. Karizma değil mi ya? Baksana evet, ne kadar güzel görünüyor bak. Yakışır. Güler yüzlü. Öbürlerine sen diyorsun ya erkekler anlıyorsun ya. Kıllı bacakların ne işi var orada diye. Ötekiler tabii canım öyle sert, agresif falan böyle şey gibi. Baba bak, bir şey soracağım Sinan abi. Ertem buyur. Gerçekten şaka yapmıyorum. Kenarda insanın duruşu falan değişiyor mu mesela bir hanımefendi ya görüldüğü tabii zaman? Bayana karşı. Dördüncü hakem. Bayana veya... karşı farklı tabii konuşursun. Yani bayan olduğu için. Şimdi orta hakemde olursa bayana karşı çok az sarı kart çıkar bence. Yani o şeyliği, kabalığı gösterecek futbolcumuz var mıdır bilmiyorum. Gereksiz yere ama ufak ufak çok önem arz etmeyen bazı maçlarımıza, yani çok önem arz etmeyen derken yanlış anlaşılmasın, kadın hakemlerimizi verebiliriz yavaş yavaş. Evet. Verelim, verelim. Bugünkü alışsınlar. Bugünkü de pembe. Gördüm çok pembeli. İyi. Evet. Gördüm. O da yani gerçekten yani çok Türkiye Futbol Federasyonu'na. Yakışır. Sayın Mehmet Büyükeşe, Sayın Sabri Çelik'le hafta içerisinde konuştum bu arada Sayın MHK Başkanı'yla. Çok teşekkür ederim ilgi ve alakasına. Bazı sorular evet sordum. Onlara çok net cevaplar verdi. Ahmet Hoca'ya dedi ki, beni dedi pamuk yaptın dedi. Çelik yem pamuk yalnız yaptın dedi. Yalnız ben... Çok seviyoruz hafta kendisini. Içi, Sabri Bey'e, Sabri Hocam'a çok yalnız selamlar. Yalnız hafta içi takımlarımızı kutluyorum. Fenerbahçe coşkulu. Abi orada da bir kaleci Altay. O da bir muamma var. O da yenmeyecekleri yiyor. Evet. Yenecekleri kurtarıyor. O da enteresan. O da yenmeyecek golleri yiyor. Altay değil mi? Enteresan. Maç mesela bir anda 3'e gidiyordu. Maçı döndürdü. Ben Fenerbahçe'nin mutlaka bir... Keşke Berke'yi göndermeseydi. Kimi? Ya da İrfan Can Eğribayat'ın acaba 1-2 maçtı. Altay iyi kaleci. Altay iyi kaleci ama bir düşüşler yaşıyor ama o da dediğim gibi enteresan. Şimdi abi futbol enteresan bir oyun. Kaleci gol yiyecek. Futbolcu gol kaçıracak. Evet. Penaltı kaçıracak, çalım yiyecek, hata yapacak. Bunlar hepsinin doğasında var. Ama bunları hepsini minimize indirmek lazım. Neden? Çünkü konsantre eksikliği var. Evet. Şimdi Altay, konsantre eksikliği var. Eğer konsantresi olsaydı o çıkıp o topa vururdu. Geç kaldı. Çıkmadı mesela Altay. Bak o pozisyonda. Sonra çok kritik bir top kurtardı. Yine söylüyorum buradan. Neden Arda Güler hiç oynamıyor? Niye oynatılmıyor? Yalnız Jesus da şey ya kırık ha. Hareketi gördün mü? Ama heh onu anlatacağım. Jesus. Ben benim Ertem Şener TikTok hesabıma koydum. Dedim ki tanıtım. Şimdi bazıları yanlış anlamışlar. Beyaz Futbol YouTube kanalına girerseniz dün akşam saat 18'de yaptığım yayını görürsünüz. Orada ben Jorge Jesus'un haklı olduğunu söylüyorum. Sinan abi. Şahane bir adam. Oradan aldığım haber şu. Bakın çok iyi bana odaklanmanız lazım. 90 dakika boyunca Jorge Jesus'a şu hareketi yapıyorlar arkada taraftarlar. Aynen, aynen, aynen. Şu hareketi yapıyorlar sürekli. Yani medeniyet orada, diyoruz ya. Orada var. Diyor ki iki neresi medeniyet ya? Diyor, böyle yap. Sen orada var ya. Ya bizim kendi içimizdeki Türkler diyor ya. Medeni sen insanlara niye böyle orada, orada başka bir Türkler Jorge var. Jorge Jesus bizim adamımız Ertem, orada ya. Orada başta Türkler var. Jesus da diyor ki hadi kessen o zaman diyor. Orada tabii, başka Türkler Türk değil ki onlar. Hayır, tabii. Başka Türkler bravo var. Şimdi isim vermek bravo istemiyorum buradan. Ben orada yaşadım. Doğru. Ama orada
Allah'tan da aslan gibi bizim o genç Fenerbahçeliler ve Türk milliyetçi çocuklar var. Aynen öyle. Aslanlar gibi. Onlar orada. Orada başka tipler de helal var. Helal olsun Sinan abi. Orada başka tipler de var orada. Onun için Jorge Jesus'a helal olsun. Var orada. Ben yaşadım. Merak etme. Bir tanesi vardı öyle kenardan öyle bir konuşma yaptı. Şey yaptı, hemen kaçtı tribünden en arkaya doğru kaçtı biliyor musun? Türk'üm geçinen bir adam. Tabii. Tabii. Ya işte hani diyorsunuz ki niye yapıyor? Çok böyle hani bazı isim vermeyeceğim. Bazı spor programlarında çok böyle entelektüel, böyle futbolun geçiş oyunlarını falan anlatanlar var ya. Diyorlar ki ya Jesus'a yakışıyor mu? Ya şimdi Fenerbahçe'yi ben seyrettim. Yakışıyor. Adam yaptı. Yapması ya gerekiyor. Abi ne yakışmayacak ya? Jorge Jesus da insan Sinan ya. Sinan abi sakızını gösterseniz. O da etten kemikten. Son derece saygı duyuyorum. Son derece bana karizmatik geliyor. Son derece Jesus özel bir adam. Son derece. Doğru bir seçim. Kenarda yakışan, sahaya yakışan bir adam. Futbolun tamamıyla şu an bir rengi. Fenerbahçe'nin bir rengi. Şimdi Fenerbahçe'yi seyrettim. Özür dilerim. Bir Fenerbahçe taraftarı Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçında çiğneyip çöpe attığı sakızı 3.999 ya bıraksın bu işleri TL ya. Boş fiyat işleri ile satılığa çıkardı. Sakızı bir gösterseniz. Ya bırak bu işleri. Boş bir haber ya Ertem ya. Bu ne ya? Aman ya. Adamın ağzındaki sakız attı çöpe. Kim alacak o sakız? Hadi ya size boş işleri yapmayın. Varmış ama Allah. Ya hangi gerzek almış onu ya? Hadi bıraksın bu işleri ya. Manyak mı? Neyse ya. Arda Güler neden oynamıyor? Sizce neden oynamıyor bu? Bir bildiği vardır derim biliyor musun? Bu adamın bir bildiği var derim. Saygı duyuyorum bunun teknik direktörüne. Yalnız maçta bir şey gördüm. Ben biliyorum söyleme. Maçta bir şey gördüm biliyor musun? İrfan Can'ı çok beğeniyorum. Kahveciyi. İrfan Can kahveci. Biraz ağırlaşmış gördüm. Herhalde maç eksiğim var. Attığın gol tamam iyi güzel ama senden ben daha fazla şey bekliyorum İrfan. Sen çünkü üst düzey bir oyuncusun. Sakız. O ne abi? Sakız vallahi sakız. Bak sağda daha güzel görünüyor. Kim almış abi bunu? Çıkartmış satılığa 3.999. Ya Ertem böyle bu Allah aşkına ya. Vallahi ya gırgır doğru şeyler yapmayın ya. Ciddi bir şey anlatıyorum ya. Ne sakız Allah aşkına ya. Dur ya. Alabilirsiniz sakızı. Boş işler ya. Ne sakızı ya. Kaldırın arkadaşlar sakızı. İrfan Can. Attığı gol harika. Kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Biraz ağır gördüm. Daha eski formuna sakatlıktan. Abi İrfan. Ya oğlum sakatlanmayın ya. Bir 10 maç 15 maç arka arkaya bir oynayın ya. Adeleler falan bir çalışsın ya. Hemen ağırlaşıyorsunuz. Hemen belli oluyor vücudun ağırlığı. İyi futbolcusun, klassın. Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Ama daha çabuk olman lazım. Maç şu ayı gördün mü yine maçın başında? Kaleci yalnız ha. Yalnız Ren takımı iyi takım ha. Aynen sana söyleyeyim. Dinamo Kiev'den daha iyi değil mi Sinan abi? Abi canım. Çok iyi takım. Sinan abi. Ren mi daha zordu, Fiorentina mı? Ren iyi takım. Ren iyi takım. Fiorentina orada bakacağız. Ha, Floransa'da. Orada bakacağız. Emre Belezoğlu çözer o işi. Helal olsun Emre hocama da. Emre Belezoğlu. Şimdi Bedri abiye teşekkür ederim. Bedri Baykam. Ne yapıyor? Abiye çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey gördüm bugün. Bedri abi. Bana da görüntüleri neredeymiş gönderdi. Sağ olsun. Bir getirebilir miyiz ekrana? Bilgileri de verelim. Geliyor mu ekrana? Sayın Ali Koç nerede? Sanat Galerisi'ne gidiyor. Albert Einstein'ın karşısına gidiyor orada. Hani Volkan Demirel'i de gördüm. Volkan Hoca'yı da gördüm. Bir görebilir miyiz? Geliyor mu ekrana? Einstein. Tabii bunlar. Evet burada. Fotoğraflar bunlar. Bedri abi de orada. Bedri Baykam da orada. Ali Başkan yine çok şık. Einstein'ın yanında fotoğraf çektiriyor. Bazıları yazmış ya başkanım. Niye gerçeğiyle fotoğraf çektirmiyorsun diye gerçekten soranlar var. Adam öleli ne kadar oldu? Gerçekten soranlar var. Volkan Hoca var mı? Jesus'un sakızı arkadaşlar şu, artık tutmasak altta daha güzel olur bence. İrfan Can'dan çok şey beklediğim için söylüyorum. Yani arkadaşlar İrfan artık sakatlanmayın kardeşim. 8-10 maç arka arkaya oynayın ya. Piramit sanat. Bir vücut, bir dinamizmi kazansın, bir atlet pozisyonuna iyi gelin artık ya. Yetenekte sıkıntı yok. Daha fazla şey bekliyorum senden. Piramit sanat. Piramit sanatta kim? Görkem Candan heykel atölyesi. Okan Hoca'ya... Görkem Candan.
oğluna gelelim röportajına. Heh, röportaja gel. Volkan Hoca var mıydı? Onu da verelim hemen, Volkan Hoca'yı da varsa yoksa. Şimdi Sinan abi merak etti. Dedi ki Arda Güler niye oynamıyor? Niye? Jorge Jesus bir yıllık sözleşme yaptı ya Sinan abi. Evet. Benim birisinden duydum. Ben yıllarca Arda Güler'in çok iyi oynamasını isterim ama Arda Güler'i oynattığımda Fenerbahçe maç kaybederse, biz kaybedersek bu çocuğun o sorumluluğu üzerine almasını istemiyorum. Fenerbahçe'nin bu sene genç oyunculara değil, puanlara ihtiyacı var. Onu bu sorumluluğun altına sokmak istemiyorum. Fenerbahçe şampiyon olsun, Şampiyonlar Ligi'nde oynasın diye bir ifadesi varmış. Olabilir. Yani şöyle diyebilir. Yani yarışmacı takımlarda yani çok iş yapmayacağı için belki. Yani benim öyle bir kredim yok şu anda diyorum yani Fenerbahçe'nin taraftarın. Yapar. Yapar. Bence de yapar. 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika yapar. Ben sana söyleyeyim. Nasıl o Galatasaray Yusuf Demir'i oynatıyor? Evet. Arda'yı da oynatabilir. Bence Arda Güler Yusuf Demir'den daha iyisinin abi. Şimdi farklı yetenekleri var. Yusuf da yetenekli. Arda daha göze hoş geliyor. Eli gördü verin. Şimdi birisi yani şöyle örnek vereyim sana. Arda Sergen gibi oynuyor. Hı hı. Yusuf Hacı gibi oynuyor. Ha. Klas olarak Sergen yani. Hacı. Şimdi Alex demedim. Sergen gibi Arda'nın hareketleri. Anladım. Alex gibi. Hacı da Yusuf yani daha düz. Ama o da çok yetenekli oyuncu. Kıyaslanır mı? Bu ne gibi biliyor musun? Bak şimdi Arda ile Yusuf'u kıyaslamak, iki tane çocuğun var. Hangisini daha çok seviyorsun? Hangisini daha çok seviyorsun yani, gibi bir kıyaslama olur. Onun için bu kıyaslamayı yapmayalım. İkisi de çok iyi olacak. Arda biraz daha klas gibi duruyor. Arda biraz daha klas gibi duruyor. Evet. Ama Yusuf da daha önde ama. Şu an daha önde. Bak Yusuf önde. Ama Arda daha klas. Şimdi diyorlar ki adam bu Sinan Engin ne diyor? Futboldan anlayanlar, futbol adamları anlar. Daha klas olacak. Yusuf oldu gibi. Oldu gibi. Daha önde. Barcelona'da oynadı. Ama o klas. Rapid'de oynadı. Ama Arda klas. Evet. Ben Arda'yı tercih ederim. Şimdi sevgili Sezgin abi de söylemiş. Hayır yanlış yazdınız. Arda gibi değil. Arda Güler Sergen gibi. Yusuf Hacı gibi. Evet. Bugünkü Beşiktaş. Ama ikisi de pırlanta. Çok Allah iyi oyuncu, büyük oyuncu. Bugünkü İstanbulspor Beşiktaş maçının dördüncü hakemi Gamze Durmuş Pakkan. Eşi de beyefendi hakem. Hakem miymiş? Evet Pakkan. Dünkü hanımefendinin adı Neslihan Murat da Galatasaray maçının dördüncü. Bugünkü hakemimiz bu hanımefendi. Eşi de hakem. Şimdi bu Gamze hanım, Durmuş Pakkan. Şimdi bu hanım kızlarımıza, kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Lütfen kenarda dördüncü hakem olduğunuz zaman lütfen güler yüzlü olun. Çünkü bazı dördüncü hakemlerimiz var. Çok Gestapo gibi davranıyorlar. Ay, önüne git yerine falan. Ay. Daha böyle yumuşak, daha kibar, güler yüzlü olursanız o teknik direktör o güler yüz karşısında daha farklı davranır. Onun için daha güler yüzlü olalım. Yani futbol kardeştir, kardeşliktir, bir spordur. İnsanları, kitleleri bir araya getiren, buluşturan bir oyundur. Onun için bunu oyun olduğunu düşünelim, eğlenelim orada biraz da. Onun için lütfen bu gülümsemeyi de eksik etmeyin. Hadi şu şeyi eşi verelim. Eşi Burak Pakkan da birlikte maç yönetmişler. Ne kadar güzel ya. Allah nazardan esirgesin. Allah. Çok çok selamlar. Allah federasyonu bir kez daha kutluyorum. Sağlık hocamı da. Senin abicim, şimdi geçiyoruz. Ali Yiğit, Buruk. Koçuma benim, hadi bakalım. Aslan oğlum. Dün Sezgin abiyle yine röportaj, Sezgin abi röportaj yaptı. Galatasaray taraftarının şu anda gözdesi. Gelsin Galatasaray'daki bakalım. Sıkıntı. İki kanat iyi oynamadı mı Galatasaray Bravo. Duruyor. Yine söylüyorum. Kerem Yunus. Topa ezdiler dün çok. Durmuyor. Bakın ikisi iyi görünmüyorlar. Kötü oynadı mı çekilmez oluyor Galatasaray. İkisi durdu mu Galatasaray'ın kanatları duruyor. Galatasaray'ın şöyle topu. İkisi oynasın. Yunus. Bir şey yapmıyorsun. Yapıyor gibi görünüyorsun ama kapasitesi belli Yunus'un. Olacak ama zaman var. Bir de arkadaki stoper Emin miydi? Emin Bayram. Emincim, daha dikkatli oyna, daha kontrollü oyna. Biraz ağırsın. Çabukluk antrenmanı yap, ilave antrenmanlar yap, ilave. İlave. Herkes soyunma odasına gittiği zaman sen devam et çabukluğa.
Çabukluk antrenmanı yap. Daha adelerin güçlenecek, iyi olacaksın. Bir de riskli oynama. Stoper adam riskli oynamaz. Çevre kontrolünü yap. Az yapıyorsun. Bir iki top kaptırdın. Ama iyi olacaksın. Ama Galatasaray'daki en büyük sıkıntı Galatasaray'ın orta sahası yumuşak. Yine söylüyorum. Zayıf. Torreira iyi futbolcu ama fizik olarak da zayıf. Mertens zayıf. Galatasaray'ın orta sahası yumuşak. Evet. Yunus, Kerem. Bunlar da kötü oynayınca Galatasaray pozisyonları da veriyor. Zorlanıyor. Icardi. Topla buluşamadı dün hiç. Top bile gelmedi ya. Dinç Erazapan'ın arkadaşına top gelmedi ya. Gelmediği halde kaleciyi oyundan attırdı. Gole sebebiyet verdirdi. Ve hakikaten galip getirdi ama yani. Kırmızı kart gösterdi. Topla buluşturamadılar ya. Evet. Buluşturamadılar. Dinleyelim. Şimdi gidelim bakalım. Halit. Gel 2 dakika. Murat abi işte alsana. Onunla gir. Ne olacak? Ne olacak? Nasılsın? İyiyim, siz? Bugün gene taraftar çağırdı seni. Evet. İstlerinde değişiklik var mı artık? Yok, alıştın mı? Alıştım. Evet, çok güzel oldu. Ama çok mutlu ettiler beni yine. Ne kadar devam edecek? Her maçta var mısın artık? Onu söyleyebilir miyiz? İçerideki maçlara geleceğim. İçerideki maçlara geleceğim. Takım nasıl buldun? Nasıl değerlendiriyorsun? İyiydik. İyiydik, kazandık. Bu kadar. Peki mesela bilinmeyen bir şey var şimdi. Gollerde ne yapıyor Ali Yiğit? Seviniyor. Ne yapabilir? Çok seviniyor. Taraftarla birlikte. Evet. Evet. Tezahürat var mı? Tribünde yaptığın bir tezahürat. Evet. Aslında böyle maçın şey zamanlarında, ateşi zamanlarında oluyor. Takımı coşturuyorsun. Evet. Röportajı izledin mi Kasımpaşa maçından sonra? İzledim. Bütün Türkiye sana karşı çok büyük bir sempati duydu. Evet. Çok beğendi. Evet. İzleyenler olacak şimdi mutlaka tabii ki. Onlara söyleyeceğim bir şey var mı? Galatasaray taraftarına, izleyenlere, seni sevenlere. Teşekkür ederim. Şimdi babam gitti, yetişmem gerekiyor. Peki o zaman. Teşekkür ederim. Yine görüşeceğiz değil mi sık sık? Evet. Ali. Şimdi buradan bir şey söyleyeceğim. Ben buradan Okan Burak'a söylemem. Galatasaray Başkanı sevgili Sayın Dursun Özbek Başkan'a söylüyorum. Bu Ali Yiğit'in röportajlarını ve bu görüntülerini sakın ha engellemesin kimse. Yani Ali'nin bu sahaya çıkmasını, maçtan aynen sonra yapmış ya olduğu röportajlarını sakın ha kimse engellemesin. Yani yok işte röportaj bundan sonra yapma Ali falan demesin. Bizim kanalımız önemli değil. Spor yapabilir. Herkes yapsın. Her yere yapabilir. Her yere yapsın. Bak Ali'nin bu keyfini bozmayalım. Onda şuna gidiyor bak. Bununla mutlu oluyor Ali. Onun için sakın ha, sakın ha bunu engellemesin kimse. Eğer bir duyarsak buradan Ali'ye aman yasak dediler. Çok ağır tepki koyarız buradan. Yasaklamasın. Ali'yi keyifli bırakın. Sezgin abi de zaten onu zaten dozunda soruyor zaten maçla ilgili. Bir şey de sormuyor Ali'yi. Çünkü Ali'yi biz bebekliğinden beri tanıyoruz. Evet ya büyüdü. Koçum benim ya. Aslan parçası. Sevgili Dinç Arazapan'ın yine sponsorluğu vardı. Evet tebrik ediyoruz Dinç Arazapan'ı. Neye oldu yine voleybolu mu? Ne tekerlekli sandalye? Hepsini oluyorsun Dinç Arazapan'ı. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Barfix takımı olsa ona. Kaldırım sporu olsa ona. Her yere oluyorsun. Her yere yani. Sevgili Dinç Arazapan benim kardeşimi tebrik ediyorum. Şimdi VTR'de bir sıkıntı helal var. Olsun. Arkadaşlarımız yarım saat helal önce olsun. Allah, güleceklerdi. Allah Sezgin abi bilgi verecek. Daha çok para versin. Kulüplerimize sponsor olan, para veren herkese buradan bunları iltifatlarımızı yapalım ki çoğalsın. 41'i bir getirelim. Onun için çok tebrik ediyorum. 41'i bir getirelim. Normal o görüntüyü getirelim. Onun için sevgili Dinçer Adapan'ı kutluyorum. En son voleybola galiba yanılmıyorsam oldu. Bilmiyorum Dinçer neye oldun? Voleybola, voleybol karıştı benim yani. Voleybol takımına mı oldu? Kız voleybol takımına oldu galiba. Yok. Tamam peki. Sıkıntı varmış. VTR'de tamam ya görüntüde sıkıntı varmış. Tamam peki. Yarın veririz tekrar. Şimdi Fenerbahçe muhtemel 11. Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne olur diye soracağım. Fenerbahçe yorgun. Ha Fatih Hoca. Fatih Terim. Bugünkü paylaşımını bir verelim. Hocayla konuştum. Netflix. İki gün önce konuştum hocayla. Bu hafta önümüzdeki hafta buluşacağız. Allah izin verirse hocayla. Bizim bir grubumuz var. O grup yine yemek yiyeceğiz hocamla. Evet. Tavsiye ederim. Yani bütün dünyada gösteriliyor. İtalya'da her yerde reklamları var. Rekor kırmış zaten Fatih Hoca'nın Netflix'i. Çok
enteresan şeyler var. Pelin Diştaş Hanım'ı kutluyorum yürekten. Tebrik ederim. Ama gerçekten ben, mükemmel. Ben mesela bütün Netflix yönetimine... Tavsiyelere takılmam biliyor musun? Kutluyorum. Yani yok o futbolcunun adı geçmemiş de bunun adı geçmemiş. Ve golleri bilmiyor. Tabii onların kendi şeyi. Bilmiyorum tabii. Yani kendi şeyi. Ben veririm yani. Veririm yani. Hakan Şükür mesela diyorlar ki işte golleri atmış adı geçmiyor. Veya ötekini Arif'in. Yani bilmiyorum da. Ya o futbolculuk dönemi. Ben şimdi burada yani niye Hakan Şükür futbolculuk dönemi yani. Yani. Hani futbolculuk dönemindeki yani bir futbolcunun... Bir pozisyonla ilgili. Bana abi şimdi ne yapmış? Hani işte şimdi firarmış falan. Beni kendim o devletin kendi sorunu arkadaş. Ben burada söylüyorum. Yani gol atmış bu adam. Tarihe adını yazdırmış yani. Olabilirdi yani adı. Bence. Ya futbolculuk değil döneminde mi? Attığı gol tabii ki. Atmıştır yani, golleri yani bu kadar. Gol, şey yani attığı yani. Goller bence de yani verilmeli. Yarın bir gün gelecek o da Türkiye'ye gelsin. Versin hesabını. Değil Sinan mi? Abi şöyle bir şey var şimdi bak. Hertha Berlin maçı. Şampiyon işte Leeds United maçı. Ondan sonra birçok maç, birçok karşılaşma. Versin hesabını. Şimdi herkes veriyor hesabını. Futbolculuk dönemindeki Hakan Şükür şimdi silinemez ki. Yani şampiyonluklar, herkes, kupalar hani tepki kupalar alır diye herhalde yani hocam da herhalde veya onu yapanlar herhalde tepki alır diye herhalde genel anlamda tepki alır ama dediğim gibi yani bunları yok edemezsin. O da gelecek yarın bir gün. Belki 3 sene, belki 1 sene, belki 5 sene sonra gelecek. Çıkacak. Yargılanacak eğer varsa suçu, cezasını verecek veya... Biz sağ içindeyiz Sinan abi. Ben sağ içindeyim. Biz sağ için konuşuyoruz. Bakıyorum mesela yok o adını söylenmiyor falan. Yani ben futbol adamıyım arkadaş. Beni ilgilendirmiyor başka ne yapmış ne etmiş. Beni hiç ilgilendirmez. Yani onun için yani Beşiktaş'ın değil mi? Şey Galatasaray'ın bir geçmişinde Avrupa şampiyonluğu var. Evet. Ama bu sosyal medya maalesef çok ince ince ciletten doğruyorlar adamı yani abi. Enteresan bir A şey. A desen öyle. B ben desen ben böyle. Ben futbol adamım arkadaş. C desen kim böyle. Beni ilgilendirmez. D desen böyle. Adam orada devlet burada işte yani. Beni ilgilendirmez. Herkes gelir hesabını bir gün verir. Suçlu olan suçunu çeker. Suçlu olmayan beraat etti. Oldu bir sürü arkadaşlar. Herkes beraat edenler de var. Futbol dünyasından hep görüyorum. Dün de gördüm, 2 gün de önce de gördüm. Hep görüyorum, geziyorlar. Hep o tip adlandırdığımız insanlar hep geziyorlar gördüm. Yani. Değil mi? Keşke olmasaydı. Keşke. Selahattin Solmaz kardeşim, Beşiktaş'ın masa tenisi erkek basketbol takımı jimnastiğe sponsor olmuş. Teşekkürler. Beşiktaş'ta da bir dinçer azapan var demiş Selahattin Solmaz. Tebrik ediyorum Selahattin Solmaz seni be. Olmuşsan. Evet, VTR'yi bir görelim, izleyelim bakalım Fatih Hoca'yı. Evet, bak, Fatih Hocam ve Netflix ekibini kutluyoruz hocam. Rekor kırmış ya. Ayakta alkışlıyorum. Rekor kırmış. Yalnız Allah. Bir konuda ben şöyle söyleyeceğim. Çok önemli birisinden önemli bir bilgi aldım. Hani kimse kusura bakmasın. Medyada gezen o rakamların hiçbirisi doğru değil. Öyle mi? Tabii yani o rakamlar doğru değil. İsterseniz sorabilirsiniz. İsim vermeyeceğim. Hani diyor ya işte 17 milyon seyredildi. La Casa de Papel 11 falan. Yok, doğru değil. Resmi. Netflix'in bundan bir haberi yok bir kere La onu söyleyeyim size. La Casa de Papel 1 milyar falan seyredilmiş. Yani, öyle bir şey yok yani. Hani 3 saatte bu kadar seyredildi. La Casa de Papel yok. O muydu ya? Tabii La Casa de Papel ya. O bütün dünyanın seyretti. Yani o sen dedin, hocayı da zorluğunda sokmayın. La Casa Papel ya. La Casa de diyorsun ya. Yok La Casa de Papel. La Casa Papel. La Casa de Papel. La Casa de değil, La Casa Papel. La Casa de Papel değil ya. La Casa de Papel. D de var orada. De. Değil mi? La Casa de Papel. D yok ama okunmuyor işte. La Casa Papel. Bir şey söyleyeceğim sana. Abi milyar seyredilmiş. Mesela şey daha çok seyredilmiş. Yani, ama o da 2 senedir var daha, neredeyse. Michael Jordan'ın Last Dance var ya. O. Ama Fatih abinin seyredilmesi niye normal? Abi yok hocam. Şimdi bak İtalya bir ayrı. Bir de Türkiye'de kaç milyon Galatasaraylı var. Tabii. Bir de ben Galatasaraylı değilim. Ben seyrettim futbol adamı. Sen var. Bir de öyle var. Çünkü Galatasaraylılar ruhunu anladın mı? Anladın mı? Yaşamak için, o ruhu yaşamak için aa diyecek olan göreyim, seyredeyim şu eski işte falan diye. O ayrı. Aziz Başkan seyretmiş midir? Zannet. Ali Başkan seyretmiş midir? Yok, zannet. Zannet. Peki. Bir daha görelim. Bence Fatih Hoca'dan sonra Türkiye'de çekilmesi gereken kişi de Aziz Başkan'dır. Aziz abi de çekilebilir. Yani... Arda Turan, Emre Belezoğlu. Arda çekilebilir, Emre çekilebilir. Ben sana söyleyeyim. Ahmet Çakar çekilebilir. Kim? Ahmet Çakar. Olabilir.
Vallahi olabilir. Evet. Değil mi Sinan abi? Çekilebilir abi. Adam vuruldu muruldu. 50 tane şey var adamın. Aynen ya. Öyle. Adam dövüyor. Her şeyi yapıyor. Ahmet Çakar bu ya. Ahmet Çakar olabilir. Aynen. Ben sana söyleyeyim. Emre Belezoğlu, Arda Turan, Aziz Yıldırım. Gerçekten de öyle. Çekilebilir. Doğru. Emre Belezoğlu. Aynen çekilebilir Emre Belezoğlu da. Arda da bunlar. Abi çünkü bir şey var yani. Atletico Madrid, Barcelona, sinirli. Öteki taraftan Inter diyorsun, öteki taraftan gidiyorsun Everton'lar bilmem neler, bin tane Emre'nin oynadığı takımlar, Atletico Madrid'ler bence var. Bence vermeyelim abi, siniri bozulur ya. Değil mi? Bir görüntü var, verebilir miyiz? Kimin? Benim ne olacak, ne görüntü? Yok senin değil ya. Bir kişinin daha belgeseli çekiliyormuş, yemin ederim. Ver bakayım. Felipe Melo'nun İstanbul, İtalya ve Brezilya'da çekimleri tamamlanan, hayatını konu alan belgesel Kasım ayında yayınlanacak. Galatasaraylılar seyredebilir, cazip gelebilir biliyor musun? Ben de seyrederim. Ben de seyrederim. Seyredebilir, cazip gelebilir. Hani bu çocukluktan hayatı... Şimdi Fatih abinin mesela... Adana'da başlayabilirdi hayat, biliyor musun? Ya niye Bodrum'dan yani başlıyor mesela? Yani çocukluktan mesela, çocukluktan evet. Fatih abinin oradan ilk daha çok... Tabii anılar var... Hayatta çok şeyler ama tabii şimdi artık bazı şeyleri tabii veremiyoruz. Bir şey söyleyeyim, bir de şey var, o da dikkatimi çekti. Ben söyledim bazı arkadaşlara yani Netflix tarafından. Fatih Hoca Adana sokaklarında koşarken sırtında Adana Demirspor'un bugünkü forması var. Vera yazıyor tabii, sırtında. Tabii, Adana Demirspor. Aynen yani, Vera yazıyor yani, reklamlar. Fatih abinin oradan yani öyle başlayabilir ama yine de çok güzel. 1997'den bahsederken mesela Fatih Hoca Ali Samiyen'de 1996'da 4-0 yeniliyor ya, hataya bak. 1996'da 4-0 yeniliyor Fenerbahçe'ye. Şükrü Saraçoğlu stadındaki koridor görüntüleri veriliyor. 2000 yılındaki görüntü veriliyor. Yani biraz böyle keşke... Hani bir de ben şunu söyleyeceğim. Bir, Süleyman Rodop, Serhat Uluyeren, Kadir Çetinçalı, Harun Muslu, Erhan Telli, Haluk. Ya bu arkadaşlar... Haluk Yürekli. Haluk Yürekli. Bu arkadaşlar esas Galatasaray o dönem Fatih Hoca'yla yatıp Fatih Hoca'yla kalkan adamlar. Bu isimlerle olsaydı daha iyi olmaz mıydı acaba? Yani çok bu da... isimler Galatasaray içindeki adamlar. Fatih abi söylemiştir mesela. Halil abi de ayrıca o da var da o zaten konuşmuş. Fatih yani güzel olmuş yine ya, eline sağlık. Ama Kadir abiye sormayacaksın, ama, Süleyman abiye, Serhat abiye. Aziz Yıldırım da olabilir mesela. Aziz Yıldırım da olur çünkü neden olur Aziz Yıldırım? Ama Fatih Hoca'yı dünya daha çok tanıyor, Aziz Yıldırım'ı tanıyorlar. Hayır ama dünyada çok Fenerbahçeliler var ama onu da belgesel yapabilir değil mi? Kulüp başkanlığı... Şampiyonluklar, şampiyonluk kaybedişler, o görüntüler var mıdır tabii? Hmm. Abi çok kritik şampiyonluklar kaybediyorsun, şampiyonluklar var. Ondan sonra cezaevi var, bilmem ne var, evet. Süreçler var. Cazip gelebilir yani insanlar onun için. Aziz ama, başkan istemez belki ama o. Türkiye'den dersen Arda'yı çekerim. Arda Turan'ı. Genç futbolculara örnek olsun diye. Evet, hadi. Neyse söylemeyeyim onu, bir şey söyleyecektim de. Söyle. Peki. Şimdi bir Fenerbahçe'nin 11'ini getirelim ekrana diyeceğim ama var mı unuttuğumuz bir şey başka? Yani Emre Belezoğlu'nun belgeseli Felipe Melo'dan daha çok seyredilir arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Evet. Mukayese edilmez yani. Tartışılır mı? Buraya yazıyorsunuz da ben Emre Belezoğlu 10 tane Felipe Melo eder. Kusura bakmayın. Inter'i var. Newcastle United'ı var. Galatasaray'ı var. Fenerbahçe'si var. Başakşehir var. Atletico Madrid'i var. Yani Melo Emre Belezoğlu'nun kramponlarını taşır. O kadar söyleyeyim yani. Ronaldo ile falan beraber oynadı Sinan Bilsin. Abi. Ronaldo Nazario ile yani Emre Bilsin. Hoca. Evet. Altay, Alioski, Osayi, Serdar, Zalai, Zayis, Mert, Arao, Lincoln, Batshuayi, İrfan. Çok iyi kadro. Serdar geldi mi artık ya? Hı hı. Çok iyi kadro. Fenerbahçe kazanır yani. Kazanır. Sürpriz olmaz değil mi? Olmaz. Bence kazanır. Jorge Jesus ne demişti? Bence kazanır. Büyük takımlar haftada 2 maç yapar en az. Öyle demişti. Öyle söyledi. Peki mesela başka? Mesela Sergen'i çekebiliriz. Sergen'de var teklif. Sergen Hoca. Sergen'e de teklif var. Belgeselle ilgili. Sergen'e de teklif var. Kabul etmedi. Sergen'e de var. Sergen de çekilir. Vallahi ben Sergen Hoca... Onda çok ama Sergen Hoca hayat var. Sergen Hoca demek ki diyor ki kupa almadan, Avrupa Kupası almadan... Onda değişik hayat var yani. Bütün her şeyi anlatacak.
O takım Siirt takım, oradan orası, oradan orası. İstanbul Spor, oradan o paralar geldi gitti. Yarışlara gitti, oraya gitti, buraya gitti paralar. Beşiktaş hayatı, Fener, Galatasaray, Trabzon. Anladın mı? Yani o da olabilir. Kesin. Ergenle. Bence de. Peki var mı arkadaşlar unuttuğumuz bir şey? Sevgili Serhan Acar baba, sana top ne ya? Top fabrikası sana yolluyorum babacığım. Güney Adatepe diyor ki. Sevgili Serhan Acar İzmir'e çok selamlar. Top istemiş sana. Top değil, top fabrikası. Yollarım Serhan Acar, adamın kralı, gel. Bu da topçu. Eyüp Spor'da oynuyor. Bu yakışıklı kim biliyor musunuz? Ertem'in oğlu. Benim yakışıklım. Aynı anasına benziyor. İnşallah Oğulcan abisi gibi olur. Kime benziyor? Anasına çok benziyor. Ya Sinan abicim ya. Senden de yakışıklılık almış da annesinin, kızımızın güzel. Vallahi benziyor. Yakışıklım. Hadi kapatalım. Aysel Hanım'a, Aysel teyzemizin ellerinden öperim. Çok teşekkür ederiz. Serdar Şentürk, öpüyorum seni. Sefa, öpüyorum seni. Ersin'e çok selamlar. Herkese selam. Kim? Baldız gerçekten hakem olarak geliyormuş. Ya Ertem, hadi Allah yarın seni kahretmesin ya. Yarın akşam beraber olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Allah.